Başlatıyoruz. Oturumumuzun konu başlığı enerjide toplumsal yarar ve maliyet. Oturumu yönetmek üzere Sayın Kemal Ulusal Ereğ'i kürsüye davet ediyorum. Dışarıda olan çok var herhalde. Çağrı yaptık mı? Bir önceki oturum dağıttı her şeyi. Salon neredeyse %80 boşaldı. Evet, genellerden sonra başlarız tekrar. Herkese ikinci oturum için hoş geldiniz diyorum öncelikle. Tamam, elektrik projesi odasına dönelim. Şimdi az önce söylendiği gibi bulunduğumuz oturumun başlığı toplumsal yarar ve maliyet. Maliyet kısmını çok az anlıyorum, anlatacaklar da arkadaşlar. 4 sunum yapılacak. Yarımşar saat verilmiş yine Bursa'da. Sanırım saat 4.30-6.30'da bitireceğiz. Bu sefer şöyle yapalım. Bazen ortak oluyor sorular. Her 20 dakikadan sonra bir 10 dakika daha soru ve cevaba ayırmayalım. Bunun yerine de zamanı biraz daha verimli kullanmak için ardına sunumları yapalım. Böylece ortak olan sorular da birleşmiş olur, zamanı daha iyi kullanmış olur diye düşünüyorum. Bütün sorular tespit edilir arkadaşlarca, katılımcılar tarafından. Sunumlar bittikten sonra da soru cevap kısmına geçeriz. Orada bir 20 dakika, yarım saat ayırırız. Orada bütün soruları ve katkıları almış oluruz. Evet, hızla başlamış olalım. İlk konuşmacımız, ilk sunumu Cengiz arkadaşımız yapacak. Sonuçta her sunumu yapacak katılımcının bir özgeçmişi genelde okunur. Ama ben bize oyunun başta kötü alıştırdı. İlk başta herkes programa baksın dedi. Ben de diyorum ki herkes kitaba baksın, onda zaten herkesin özgeçmişi var. Biraz da oradan zamanını kazanmış oluruz. Teşekkür ederim. Evet, buyurun Cengiz. Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım, sunumuma başlamadan önce hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 10. Enerji Kongresi gerçekten sabahki açılış oturumunda da ifade edildiği gibi TUMOK tarihselliği açısından büyük bir önem ifade ediyor. 20 yıl olmuş. Bu 20 yıl az bir zaman değil. Yani ortalama 20 yıl diyebiliriz. 2 yılda bir yapıldığına göre. Bu zaman dilimi içerisinde de sekreteryasını onurla üstlendiğimiz Elektrik Mühendisleri Odası olarak bu kongrenin hasbelkader ilk yapılış tarihi olan 1996 yılından beri aktif üyelerinden biri olarak yer aldım. Bu kongreler süreci içerisinde gerçekten çok demokratik bir mekanizma işlettik. Konunun bütün taraflarını, bütün sözü olanlara kürsüyü açtık ve doğru bir iş yaptığımızı da bu süreç açısından bu kongreler dizisinin bir kurumsal niteliğe dönüşmesinden görüyoruz. Ben sizi çok fazla uzatmayayım. Bir slide sunum da hazırladım. Bir planlama da yaptım ama genellikle bu sunumlarda bu plana da fazla uyamıyorum. Zamanı da iyi kullanamıyorum ama sevgili başkanın katkılarıyla, desteğiyle bizlerin de biraz hızlı sunumuyla. Sabahki bölümde aslında çok güzel şeyler tartışıldı. Benim sunumum biraz bunların da
devamı niteliğine dönüşüyor gibi kafamda bir izlenim oluştu. Sabahki oturumlarda ya da bir önceki oturumlarda çok fazla söylenmeyen şeyleri de biz buradan ifade edelim istedik. Bu arada benim bu sunumum daha önce İstanbul'da yapılan Elektrik Elektronik Mühendisliği İstanbul Şube tarafından yapılan kongredeki sunumum biraz daha konu başlığı itibariyle daraltılmış, biraz daha değiştirilmiş hali konumunda. Sunumun içeriğinde çok hızlı bir şekilde kısaca dünyadaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum enerji alanında, çok sıkmadan. İkinci olarak da enerji politikalarına bu son 20 yıl içerisinde Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB örgütlülüğü içerisindeki diğer odaların bütünselliğiyle bakış açılarımızı biraz sizinle özet biçiminde dönüştürmek. Bu arada da tabii ki bu toplumsallık boyutuyla, bu yaşadığımız yörede bu kongrenin yapılıyor olması nedeniyle de enerji yatırımlarının yarattığı toplumsal tepkileri de içeren boyutları da paylaşabildiğim oranda sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi dünyadaki enerji görünümünü çok kısaca 2020'ler ve 2035'ler noktasında nasıl seyrettiğini incelemek ve bununla ilgili bir özet geliştirmek üzere son dönemde 2035 yılına doğru enerji piyasaları diye yine hızla değişen enerji dünyasına genel bakış ifadelerini bulan Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2012 ve 2013 yılları raporlarından yararlandım. Yine bir diğer yararlandığım kaynak 2015 British Petrol Dünya Enerji İstatistikleri, yine Dünya Enerji Kongresi'nin de yayınları. Aslında hemen hemen ortak bir takım vurgular var bu yayınlarda dünyadaki genel enerjiyle ilgili. 2035 yılına yönelik enerji kaynakları, üretim politikaları ve iklim değişikliklerine ilişkin öngörülerde birkaç tane önemli şeyin altını çiziyorlar. Bunlardan birincisi 2014 yılında 35 milyar ton olan küresel karbondioksit emisyonlarının sürdürülen politikaların değiştirilemediği koşullarda 2030'da 75 milyar tona, 2050'de 100 milyar tona, 2100'de de 140 milyar ton olması kaçınılmaz hale gelecektir deniliyor. Sera gazı azaltımının geleceğini enerji sektörüyle endüstriyel süreçler belirleyecek. Çünkü gerçekten bu karbondioksit salınımlarının en büyük nedeni mevcut enerji, dünya ölçeğindeki enerji yatırımları. Tabii bu iki gün evvel Paris'te yapılan iklim zirvesindeki tartışma konularından da en başındaki meseleyi oluşturuyor. Çünkü neden? Gezegenin geleceğiyle ilgili bir tartışma sürdürülüyor. Karbondioksit salınımlarının azaltmak üzere ortak politikaların oluşturulamadığı koşullarda yeryüzünde uzun vadede 3,6 santigrat sıcaklık artışı gezegen için en büyük tehlike oluşturacaktır deniyor. Bunu kim söylüyor? Aslında Uluslararası Enerji Ajansı dediğimiz dünyanın en gelişmiş 1974 yılından beri kurulmuş ve en gelişmiş 28 ülkesinin yer aldığı dünyanın egemenleri. Yani en fazla enerji tüketen, en fazla enerji yatırımlarına sahip olan ülkelerin oluşturduğu kuruluşların raporları söylüyor. Yine bütün yeni gelişmeler ve politikalar dikkate alındığında küresel enerji sistemi halen sürdürülebilir bir zemine oturtulamamıştır deniyor. Yani burada uluslararası enerji politikalarının takipçileri ve bu işin öncüleri dünyanın yoksul kesimlerinin enerji kaynaklarının erişimiyle ilgili bir sorun olduğunu ifade ediyor. Sabahki konuşmalarda da, öğleden sonraki konuşmalarda da özellikle Seyhan hocamın da ifade ettiği gibi enerji yoksulluğu ve enerji yoksulluğu gibi iki tartışma, iki önemli kavramın dünyadaki uluslararası enerji çevreleri tarafından da kabul edilir bir boyutu olduğu ifade ediliyor. Yine küresel enerji talebinin 2035 yılına kadar en az 1/3 oranında artacağı
Yenilenebilir enerji üretimi hızla artmasına rağmen fosil yakıtlar dünya genelinde ana enerji kaynağı konumlarını sürdüreceği ifade edilmekte. Yine bu raporlarda enerji talebinde ağırlık Çin, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere küresel enerji kullanımlarını 1/3 oranında arttıran yükselen ekonomilere kaymaktadır denilmekte. Yine enerji fiyatlarındaki büyük bölgesel farklar enerjinin ekonomik büyüme üzerindeki rolüne ilişkin tartışmaları sürdüreceği ifade edilmekte. Enerji ticaretinin özellikle 2035'li yıllara kadar Atlantik Havzası'ndan Asya Pasifik bölgesine doğru yer değiştirdiği daha açık bir deyimle Çin, Hindistan ve bizim coğrafyamızın bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketiminde ciddi bir yoğunluk içerisinde olduğu ifade edilmekte. 2035 yılına kadar olan süreçte elektrik üretimi sektöründeki artışın yarısına yakınının yenilenebilir enerji kaynaklarından geleceği tahmin edilmektedir. Dünyada son enerji politikaları değerlendirildiğinde son 20 yıl içerisinde gerçekten başta güneş ve rüzgar olmak üzere yeni teknolojilerin, yenilenebilir teknolojiler açısından bir önem arz ettiği görülmekte. Bu çerçevede rüzgar ve güneş enerjisi gibi kaynakların yenilenebilir enerjideki büyümenin %45'ini oluşturacağı öngörülmektedir. Her ne kadar 2020'li ve 2035'li yıllarda fosil yakıtlar dediğimiz petrol, doğalgaz ve kömürün enerji kaynakları üretimi içerisindeki payının %85'lerden %70'lere kadar düşeceği ifade edilse de yine de bu fosil yakıtların enerjideki payının korunduğunu ama yenilenebilir enerji kaynaklarının da ciddi bir önem arz ettiğini ifade etmek gerekir. Yine ortak bu enerji ajanslarının yayınladığı kaynaklardan bir rüzgarın gelişimiyle ilgili sizinle bir veriyi paylaşmak istiyorum. 2004 ile 2014 yılı arasında rüzgar enerjisindeki genel kapasitenin çok ciddi bir ivmeyle arttığı ve bugün 370 gigawatt saate kadar ulaştığı görülmekte. Yine aynı şey güneş enerjisi içinde değerlendirdiğimizde 2004 ile 2014 yılları arasında güneş enerjisinde ciddi dünya ölçeğinde yatırımlar yapıldı ve bu yatırımlar sonucu mevcut güneş enerjisinin 177 gigawatt saate ulaştığı görülmekte. Burada bir grafikte ülkelere göre elektrik üretiminde rüzgar ve güneş enerjisinin payı bir önceki tartışmayla da bağlantılı. Gerçi Sayın Olgun Sakarya bu payla ilgili olarak ülkelerin yatırımlarını ifade etti. Nurettin Bey bilmiyorum aramızda ama bu tartışmada. Ama bugün bu payın özelliği açısından dikkatinizi çekmek isterim. Özellikle Danimarka rüzgar konusunda çok büyük yatırımlarla elektrik üretiminin Danimarka şu anda %41'ini rüzgarla sağlıyor. Yine İspanya %18,82 bilemiyorum buradan okunabiliyor mu rakamlar. Ama rüzgar ve güneşteki grafikte görüldüğü gibi elektrik üretimindeki pay gelişmiş birçok ülkede hızla artmakta. Yani teknoloji, enerji üretim teknolojilerinde güneş ve rüzgar önemli bir hızla yükselmekte. Bu enerji denklemi içerisinde demin de ifade ettiğim gibi %80'ler seviyesinde olan fosil yakıtların %70'lere, %75'lere düşeceği ancak önemini koruyacağı bir gerçek olmasına rağmen gördüğünüz gibi toplam birinci enerji talep artışında özellikle doğalgaz ve kömürün payındaki artışla beraber yenilenebilir enerji kaynaklarının da payında ciddi bir artış görülmekte. Yani önümüzdeki yıllar
yenilenebilir enerji kaynakları için çok önemli. Yani bir başka deyişle 21. yüzyıl fosil yakıtlardan bir güneş çağına, deyim yerindeyse, geçiş yüzyılı olarak da adlandırılabilir. Yine elektrik üretimindeki değişim açısından da söz konusu edildiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle Çin, Hindistan, Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya'yı ele aldığımızda önemli artış gösterdiği, Çin ve Hindistan'da kömürün kullanımının devam ettiği ama Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya gibi üç büyük küresel enerji gücünde kömürün yerini yenilenebilirin çok hızla aldığı görülmekte. Evet, yani burada elektriğe olan talep artmaya devam edecek. 2035 yılına kadar küresel enerji talebi %70'in üzerinde artarak 32 bin terawatt saate ulaşacaktır denilmekte. Yükselen yakıt firmaları artan yenilenebilir enerji kullanımı nedeniyle elektrik fiyatlarının 2035 yılına kadar reel olarak ortalama %15 artmasını öngörmekte. Tüm bu değerlendirmeler ışığında bir önceki oturumda da ifade edildiği gibi dünyadaki bütün enerji alanında politika bildirimlerinde bulunanların ortak temel sorunu enerji yoksunluğu, bir başka deyişle enerjiye erişim sorunu, enerjiye ulaşamamak ve enerji yoksulluğu, enerji olduğu halde kullanamamak ya da olanaksızlıklar nedeniyle, mali olanaksızlıklar nedeniyle satın alamamak olarak iki önemli sonuç olarak görülmekte. Yine bu ortak tespitler üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda dünya üzerinde enerjinin %75'ini, nüfusun %20'sini oluşturan gelişmiş ülkelerin kullandığı, kalan %25'ini ise az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kullandığı, dünyada 1,5 milyar insanın elektrikten mahrum yaşadığı, halen dünyada 1,2 milyar insanın temiz içme suyuna ulaşım olanağına sahip olmadığı, 2,7 milyar insanın modern pişirme olanaklarından yoksun olduğu, 1,4 milyar insanın ise ısınma olanaklarından yoksun olduğu olarak ifade ediliyor. Buraya kadar dünyadaki genel enerjinin durumuna ilişkin Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Enerji Kongresi'nin raporları, yine değişik firmaların, British Petrol gibi raporların ortak tespitlerini buraya aldım. Bu genel değerlendirmeler ışığında nasıl bir Türkiye'deki enerji politikaları açısından değerlendirme yapılabilir diye ifade etmek gerekirse, Türkiye'de bugün Ekim ayı sonu itibariyle kurulu gücümüzün 72.455 megawatt olduğunu görüyoruz. Bu kurulu gücün doğalgaz açısından %29'luk kurulu güçteki payıyla birinci sırada olduğu, hidrolik barajlı santrallerin %25'te ikinci sırada yer aldığı, kömür santrallerinin, bu kömür santrallerinin içerisinde ithal kömür de yer alıyor. 14.787 megawattla %20,4'le üçüncü sırada yer aldığı, yine bu pasta içerisinde son dönemde yapılan çok hızlı yatırımlarla hidrolik, yani küçük dereler, akarsulu santrallerin payının da %10,4'e ulaştığı. Burada rüzgarın son yıllarda ciddi bir ivme gösterdiği ve enerji üretimindeki kurulu gücündeki payının da %6'lara seviyesine ulaştığı görülmekte. Yine çok kısaca Türkiye'nin enerji durumuyla ilgili 2014 yılında Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin 252 milyar kilowatt saate ulaştığını, bu 252 milyar kilowatt saatlik elektrik üretiminin %47,9'unun doğalgaz santrallerinden artı LNG santrallerinden karşılandığını görüyoruz. Diğer rakamlara baktığımız zaman
İkinci sırada kömür santralleri ve hidrolik santraller diye devam eden bir pasta dilimiyle karşı karşıyayız. Bu pasta dilimi aslında Türkiye'nin son 25-30 yıl içerisindeki enerji politikaları açısından nasıl bir açmazla karşı karşıya olduğumuzun da ifadesi. Türkiye maalesef uzun yıllar içerisinde doğal gaza bağımlı bir elektrik enerjisi üretim politikasıyla bağımlı hale gelmiş durumda. Yine üretime baktığımız zaman 2015 yılı Ekim sonu üretiminin de 215 milyar kilowatt saate geldi. Yine yıl sonu itibariyle bu üretimin 2014 yılı üretiminin hemen hemen denk bir üretim noktasında ilerleyeceği görülmekte. Ben aslında bütün son dönemdeki enerji kongrelerinde, sempozyumlarında odamız tarafından veya oda çevrelerimizdeki arkadaşlarımız tarafından sunulan sunumlarda ifade edilen Türkiye'nin enerji politikaları açısından yeniden yapılandığı süreci sizinle özet olarak paylaşmak istiyorum. Biz duruma nasıl bakıyoruz? Türkiye biliyorsunuz enerji politikaları açısından 1980'li yıllardan itibaren bir kulvara, bir tercihe zorlanmıştır siyasal iktidarlar tarafından. Bu tercihte kısaca enerji alanının serbestleştirme, piyasalaştırma ya da özelleştirme dediğimiz bir kavramla ifade ediliyor. Halbuki biz elektrik mühendisleri odası olarak, elektrik mühendisleri odasının dışındaki diğer TÜMOB örgütlülüğünün, diğer kurumsal olarak diğer odalarla beraber yaptığımız tüm çalışmalarda enerji alanının elektrik enerjisi politikalarını bakışımızda bir iki şeyin altını çizdik. Elektrik enerjisi bir kamu hizmetidir. Özellikle enerji ve elektrik enerjisi kamu hizmetidir. Ve kamu hizmeti olması nedeniyle herkesin adil kullanımı ve paylaşımı açısından kamu hizmeti anlayışıyla yönetilmelidir. Ve doğal tekeldir dedik. Bu nedenle elektrik enerji, özellikle elektrik enerjisi gibi temel kavramlar açısından kısa, orta ve uzun vadede öncelikleri doğru tespit edip stratejik önemine rağmen, önemine binaen doğru yatırımların doğru zamanda yapılması gerektiğine inandık. Bunun neden önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü enerji yatırımları bir ülkenin hepinizin de bildiği gibi sanayisine, ulaşımına, tarımına, eğitimine, güvenliğine, turizmine, iletişimine, istihdamına, çevresine, dış politikasına, yani yaşamın bütününe ait yatırımlardır. Ve bu yatırımların büyük ölçekli yatırımlar olması nedeniyle geriye dönüşü yanlış yatırımları çok daha bu ülkenin maliyet açısından pahalı yatırımlar olarak Türkiye'nin ekonomisine zarar olacak. Cengiz Bey son 3 dakika. Öyle mi? 2 dakikada bonus olabilirler. Peki biz o zaman şöyle söyleyeyim. Burada slaytın gene her zamanki gibi sonlarına yetiştiremeyeceğiz bu meseleyi. Ama temel kavramımız şu. Bu 20 yıllık enerji kongreleri serüvenimizin temel olarak yaklaşımı elektrik mühendisleri ve TÜMOB örgütlülüğü açısından enerjinin kaynak çeşitliliği içerisinde doğru, etkin ve verimli kullanılması, doğru planlanması. Bu anlamda elektrik enerjisinin sunumunun sürekli, kaliteli, ucuz, çevreye uyumlu ve insan hakkı olarak adil paylaşımının sağlanması için gerekli yatırımların öncelikle ülkenin yerli, yenilenebilir enerji kaynaklarını öne çıkaran politikalarla yürütülmesiyle söz konusu olacağına inanıyoruz. 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye Elektrik 3096 sayılı yasayla başlayan, yine 1989'da Aktaş serüveniyle devam eden, yine 1993'te Tekin ikiye bölünmesiyle, 1994'te yap işlet devlet modeliyle, 1996'lı yıllardaki yap işlet modeliyle, işletme hakları devri modelleriyle, yine 1999 Marmara depremiyle tahkim yasasının gündeme getirilip ülkenin depremsel yaşam olarak yoğun sıkıntılar yaşadığı koşullarda enerji yatırımlarının serbestleştirilmesinin önündeki
engellerin kaldırılmasıyla, son olarak TEAŞ'ın 3'e bölünmesi, 4628, EPDK'nın kurulması ve dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesi ve buna dair olarak strateji belgeleriyle özel olarak yapılan bütün çalışmalarla Türkiye aslında enerji alanında %72 dışa bağımlı bir konumunu daha da arttıran, Türkiye fosil yakıtlara dayalı dışa bağımlı bir enerji politikasıyla mahkum ettirilmiştir. Enerji gibi bir kamu hizmeti maalesef piyasa, müşteri, kar ve pazar kavramlarıyla alınmaya devam etmiştir. Türkiye enerjide öngörüsünü kaybetmiş, hem sanayicisine hem vatandaşına pahalı enerji sunan bir ülke konumuna itilmiştir. Biz bütün bunlara karşı TUMOK örgütselliği içerisinde enerji, kamu hizmeti anlayışıyla planlanmalı, doğru yönetilmeli, Türkiye'nin yerli kaynakları ön plana çıkarılmalı, istihdam politikaları Türkiye'nin insanlarının doğru bir elektromekanik sanayinin geliştirildiği, Türkiye'nin istihdam politikalarının uzman insanların elinde geliştiği, kamusal hizmet anlayışıyla kurumların geliştiği, Ar-Ge yatırımlarının ve planlama kavramıyla yeni teknolojilerin yaratıldığı bir elektrik enerjisi ve genel enerji politikasının sürdürülmesinden yana olduğunu da inanıyoruz. Sabahki bölümde ifade edildiği, Türkiye'de Enerji Bakanlığı'nın öngördüğü bütün enerji strateji belgelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsedilmiş olsa da maalesef reel olarak 2020'li ve 2035'li yıllarda rüzgar ve güneş potansiyelinin Türkiye'deki kaynak çeşitliliği içerisinde ülkemizde kullanım oranları bu strateji belgelerinin de ifade edilenlerin çok altında kalacağını göstermektedir. EPDK'ya şu anda lisans başvurusu olarak ithal kömürle yapılan başvurular ve doğalgaz santralleriyle yapılan başvurular ve Türkiye'de henüz iki tane olarak ifade edilen nükleer santral başvuruları Türkiye'de enerji bağımlılığının devam edeceğini, Türkiye'nin enerji öngörüsünün maalesef uluslararası egemen çevrelerin ve enerji konusundaki lobilerin dayatmalarıyla sürdürüleceğini göstermektedir. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Kendimi meclisteki meclisi hissettim. Meclis başkanı diyor ki sözünü kesmek istemiyorum ama müdahale etmek zorunda kalıyor insan. Bize ayrılan süre hakikaten kısıtlı ama bunun dışında zaten izleyenler de 20 dakikayı geçince biraz yorulmaya başlıyorlar. Az önce dışarıda Aziz Hoca ile konuşurken bana daha önceki bir konuşmama müsaitti, onu söyle, yararlı olur dedi. Ben onun verdiğim sözü yerine getireyim, anlatayım kısaca hemen. Bakalım yararlı olacak mı? Tarihte Atinalılarla Spartalılar yan yana iki site dedi. Birisi Atinalılar ne kadar çok konuşup az çalışıyorsa, Spartalılar da o kadar az konuşup çok çalışıyorlar. Tabii bir süre sonra hem kıtlıktan hem o çalışmanın performansı nedeninden dolayı Atina'da sıkıntı başlıyor, açlık başlıyor. Diyorlar ki ne yapalım, ne edelim, gidip komşudan yardım isteyelim. Spartalılara gidelim. Hangi elçiyi gönderirlerse eli boş dönüyor. Kimi gönderirlerse eli boş dönüyor. En sonunda birisi diyor ki ben gideyim hallederim bu işi. Gidiyor, hakikaten hallediyor, geliyor. Bütün gıda yardımı Atina'ya Spartalı'dan yağmaya başlıyor. Diyorlar nasıl yaptın, nasıl anlattın bu işi? Ya diyor gittim diyor. Cebimden diye çıkardım, boş bir çuval diyor, ters çevirdim diyor, silkeledim diyor. Ah dediler ya, bundan senden önce gelenler bizi saatlerce burada tuttu. İşte böyle anlatsana bu kadar, biz de anlarız bu işi. Şimdi cebinizde arkadaşlar çuvallar mı yok mu bilmiyorum ama rica ediyorum 20 dakikalık deneme süreyi iyi kullanalım. Şimdi Fatih Bey, Fatih Kaymakçıoğlu enerji üretim ve tüketimde kooperatif bir örgütlenmeden bahsedecek. Kooperatif tipi enerji de hakikaten bu enerji kooperatifleri çok önemli bir konu. 1930'lara kadar dayanan bir konu dünyada. Kolombiya'dan Bengaliş'e özellikle Avrupa ve Amerika'da çok yaygın olan kooperatif örgütlenmeleri var. Bunlara mutlaka değinecektir. Evet, buyurun. Sayın Başkan ve değerli katılımcılar, önce merhaba diyerek başlıyorum. Elektrik hizmetinin özelleşmesi ve ticarileşmesinden dolayı tüketicilerin ucuz,
ve kaliteli enerji alma şansı kalmamıştır. Özel kuruluşlardan halkın şikayetleri gün ve gün katlanarak artmaktadır. Günlük elektrik kesintileri sıradanlaşmış ve standart dışı kalitesiz enerji sunulmaktadır. Denetim şirketler lehine yapılmaktadır. Oluşacak rekabetle birlikte elektriğin ucuzlayacağı iddiaları boş çıkmış, öngörülenin tersine fiyatlar artmıştır. Son 10 yılda elektrik fiyatlarının 2006'da 12.7 kuruş fondu, diğer yıllarda son 15'e geldiğimizde 31 kuruşa çıktığını görüyoruz. Hemen yanında da enflasyon oranlarını koydum. Enflasyon oranlarını koyduğum zaman yani elektrik fiyatları 12 kuruştan 31 kuruşa yaklaşık yani %150 yani %100'ün üzerinde bir artışın üzerine çıktığını çok rahatlıkla görebiliyorsun. Enflasyon oranındaki artışları koyarsanız yani arada birinde ikiye katlarken diğeri daha altta kaldığını çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Bugün elektrik hizmeti özel sermaye sahiplerinin kontrolü altında olduğu için bu aşamada toplumsal katılımcıdan söz etmek mümkün görülmemekle beraber her şeyin bittiği ve hiçbir şeyin yapılamayacağı mantığında yıkmak gerekiyor. Enerji sektörünün var olan bu yapısı yeni bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu dönüşümde en önemli ayağı enerji kooperatifleri olabilir diyoruz. Tüketicilerin kendi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere üretim yapması, bu üretimi de ortak bir çatı altında gerçekleştirmesi sektörde katılımcıyı arttırabilecek ve demokratik bir yapının oluşmasını sağlayabilecektir. Kooperatif yapılanması oluşturulurken herhangi bir hukuki yapıya uyarlanabilir. Bir kooperatifin özel bir kooperatif mevzuatına gereksinmesi yoktur. Kooperatif yapısı kendi ana sözleşmesi ile tanımlanmaktadır. Ancak çoğu ülkede özel kooperatif kanunları vardır ve bunlarla kooperatifin çalışmaları, ortakların hak ve sorumlulukları ve üçüncü şahısların ilişkileri düzenlenmiştir. Ülkemizde kooperatiflere baktığımız zaman da ülkemiz kooperatif yapısı birçok sektörü de kapsayan alanda faaliyet gösteren özgün bir ortaklık türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuk sistemimizde özel düzenlemeler yapılmıştır. Genel olarak kooperatifler bu düzenlemelere göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemiz, Türkiye'de kooperatifler Türk Ticaret Kanunu'nda ticaret şirketleri arasında sayılmış olup özel kanunlarda düzenleme bulunmayan istisnai durumlarda bu kanunun ilgili hükümleri kooperatiflere de uygulanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 43. maddesi tüzel kişiler, anonim şirketler, limited şirketler ve kooperatif şirketler olarak sayılmıştır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1. maddesinde tüzel kişiliğe haiz olmak üzere ortakların belirli ekonomik menfaatleri ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma, kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklara kooperatif denir, denilerek tanımlanmıştır. Kanundan aynen almıştır, demek tanımlısın. Ülkemizde ticari kooperatifçiler örnek gösterebilecek karlılık hedeflerine ve işlem hacimleri ile ilk 500 büyük firma arasında varlığını sürdüren kurumsallaşmış kooperatiflerimiz mevcuttur. Bunlar birer üretici kuruluşu olarak ortakların ürünlerine uygun fiyatlara alıp pazarlamakta yıllık 1,5 milyar Türk lirası civarında ciroları bulunmaktadır. Üretimin yanında aynı ve nakdine krediler de dağıtmaktadır. Aynı zamanda bu birliklerin bazıları birer sanayi kuruluşları olarak da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kuruluşlardan Trakya Birliği 76. sırada ve Marmara Birliği 418, yani ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer almıştır. Kooperatifin yasal sürecine gelirsek, 640 sayılı, 2011 sayılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda teşkil edilmiş olan Mülk ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kooperatifler ilişkili görev ve yetkileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na devredilmiştir. Kooperatifçilere hizmet sunan
Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü adıyla yapılandırılmıştır. Görev kapsamında kooperatifler için örnek ana sözleşmeler hazırlamak ve yürürlükte olan ana sözleşmeleri ihtiyaç doğrultusunda güncellemek, kooperatiflere ve üst kuruluşlara yol göstermek ve çalışmalarına yardımcı olmak, yeni alanlarda kooperatif girişimlerin geliştirilmesine yönelik özendirici ve destekleyici çalışmalar yürütmek, bireysel tasarruflarına uygun kooperatif girişimcilik modelleriyle ekonomi kazandırılmasını sağlamak olarak sıralanan. Mevcut kooperatif türlerine ilave olarak eğitim kooperatifleri, sigorta kooperatifleri, gayrimenkul girişimcilik kooperatifleri kurulmuştur. Son olarak da enerji kooperatifleri için düzenleme yapılmıştır. Şimdi elektrik enerjisinin üretim ve tüketim kooperatifi ana sözleşmesi 1163 sayılı kooperatifçiler kanununa göre en az 7 gerçek ve tüzel kişi olarak ortak tarafından ana sözleşmenin imzalanmasıyla kurulabilecek ve kuruluş işleminin ardından elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği ve tebliği içerisinde faaliyet bulunabilecektir. Bir elektrik enerji üretim ve tüketim kooperatifi kurulması ana sözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösteren kişiler tarafından değişir ortaklığı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu olarak belirlenmiş olarak kurulmaktadır. Bu amaçla kooperatifler, bir, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aynı bağlantı noktasına bağlanan veya elektrik enerjisinin tüketiminden tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen, kendisinin ve kooperatif ortaklarının uhdesindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi tüketimlerinin birleştirmek suretiyle enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi ya da tesisleri kurar, işletir ve bu tesislerdeki elektrik enerjisini üretir, ürettiği elektriklerin kendisinin ve vekaleten ortakların ihtiyacını karşılar. 2. İhtiyaç fazlası elektriği elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirir. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılmak üzere gerekli olan her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz, alet, edevat, sahil menkul malları ve hakları satın alabilir. Gerektiğinde satabilir, ithal edebilir, kullanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Enerji tüketimi yönelik üretim alanlarını belirler, tesisler kiralar, satın alır, işletir, arsa, arazi, bina ve gayrimenkul alır, her türlü tesisi kurar, inşa eder, işletir, devralır, kiralar, kiraya verir, gerektiğinde imal eder ve satar. Kooperatifler 5. madde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı finansmanın kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tepkileri alır. 6. amacına uygun faaliyet konusu bulunan diğer kooperatifler ile işbirliği yapar, amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren şirketlere ortak olur. Kooperatiflerin amacına yönelik araştırmalar yapar, bu konuda danışmanlık hizmeti alır. Ortakların eğitir ve bu amaçla gerekli personel istihdam eder. İpotek alır, verir. Gayrimenkule müteahhit, tevhif, iffeter, İltifak, hakkı, tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapar, aynı hakta tesis eder. Kısa ve orta ve uzun vadeli istikrarlar aksedebilirler. Yerli ve yabancı şirketlere anlaşma yapar, yurt dışı ihalelere girer, taahhütler bulunur, kurucu olarak iştirak ettiğim mevcut veya kurulacak şirketlere idare, teknik, organizasyon katısı. Ya bu kooperatifler yasasının aynısını aldım, biraz sıkıcı ama bundan da bilmesine yarar var. Amaçların gerçekleştirme uygun olarak faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı ticari kuruluşlarla ortaklık kuran, kuruluş olan ortaklara katılır. Bunların hisse senetleri ve tabirlerini aracı etmemek şartıyla alır ve satar. Amaç ve faaliyet kanunlarına giren sınav ve ticari yatırımlarında bulunur. Amacıyla ilgili olarak marka, ihtira, beratları ve diğer sanayi mülkiyetlerin haklarını iktisap eder, devir, ferah eder ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapar. Mevzuat hükümleri çerçevesinde izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, lisans, marka, fesname, belge, ahameti, perikat gibi sanayi
mülkiyet haklarını ve emsal hakları iktisap eder ve tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, kiraya verir, kiralar. Gerektiğinin konusu ve ilgili eğitim, yayın, araştırma benzeri faaliyetler bulunur. Amaçlar doğrultusunda fonlar oluşturabilir. Şimdi yasa düzenlenen bizim düşündüğümüz, yani halktan yana bir kooperatif anlayışı yoktur. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bilindiği üzere yeni bir model ortaya çıkarırken şirketlere verilen yetkiler verilmemiştir, kooperatife verilmemiştir. Elleri kollara bağlı bir birlikler kurulabilir ama uygulamaya giremezsiniz diyorlar. Bağlantı bir kere ana sorunlarınız nedir? Bir, bağlantı sorunu var. Tek bir noktadan bağlanacaksınız diyor. İki, lisanslı üretime izin yok diyor. Üç, lisanslı şirketlere verilen haklar tanınmıyor. Yani yapılan bütün düzenlemeler şirketler lehine yapılan düzenlemelerdir. Şimdi madde madde sıralarsak elektrik hizmeti ucuz, sürekli, kaliteli ulaşabilir olacak diyoruz. Toplumun yoksul kesimlerini dikkate alabilsin istiyoruz. Toplumsal çıkar ile bireysel çıkar çatıştığında kamu yönetimi toplumsal çıkardan yana olacak. Devletin sosyal devlet ilkesiyle bütünleşen yapısıyla destek ve teşvik verilsin istiyoruz. Sosyal boyut, ekonomi boyutuna baktığımız zaman ekonomik işbirliğinin her türlü bir türü olarak kooperatiflerin organizasyon ve hedeflerinin adi kar amacı gütmeyen ortaklık ve deneklere benzer özellikleri vardır. Bazı üye ülkelerde bu tür organizasyonun tümü sosyal ekonomi olarak adlandırılır. Kooperatiflerin önemi sadece yaptıkları ciro ile ölçülmez, bilindiği üzere geleneksel üç tür sermaye, doğal, fiziksel ve insan olarak ekonomik gelişme sürecine kısmen oluşturur. Sosyal sermaye, şebekelerin kuruluş ve işleyişinden, sosyal iletişim ve ekonomik ilişkilerden doğar. Uzun vadeli ilişkileri, güveni güçlendirir ve bu nedenle rekabetin ve güçlü bir ekonomik kalkınmanın ana belirleyicisidir. Kooperatifler insan ve veya kuruluşlar topluluğu olarak ve karşılıklı, güvene dayalı, demokratik organizasyon olarak sosyal sermayenin temel yapı taşını oluşturmanın önemli bir unsuru. Kooperatif şirket farkına baktığımız zaman kar dağıtımı bakımından kar ortak başına dağıtır, şirkette sermaye verilir. Pay bakımından kooperatif paylar serbest dolaşmaz. Sermaye yapısı açısından değişkendir, şirketlere sermaye sabittir. Yönetimi seçme açısından her ortağın bir oyu vardır. Ortaklık yapısı açısından ortaklar yakın gelir düzeyindedir. Kooperatifler birliği üretmek ve tüketmek için demokratik biçimde kendi kendini yöneten ve denetleyen girişimdir. Kooperatiflere tek amaç kar elde edebilecek değildir, edebilmek değildir. Şirketler hissedar gruplarının çıkarlarına doğrultusunda çalışır. Ürettiğini aracısız satma, tüketici ise en ucuza elde etmek için çalışır. Hem üretici hem tüketici kooperatifinde aracı kullanmadan üretip ortaklarına en ucuz sunmaya çalışır. Türkiye'de tüketicilerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik üretim faaliyetleri bulunmaları ne kadar mümkündür? Bu soruya yanıt aranırken iki farklı açıdan bakmakta yarar bulmaktayım. Birincisi teknik olarak mümkün müdür? İkincisinde küçük sermaye ile çok farklı sayıda katılımcı yapılabilecek midir? Rüzgar, hidrolik, jeotermal ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara bağlı elektrik üretim tesisleri kaynağında kurulması daha ekonomik olmaktadır. Teknik altyapısı bulunmakla birlikte yasal olarak engeller bulunmaktadır. Sadece lisanssız üretime izin verilmesi ve bağlantı noktalarında sorun oluşturduğu için iki blok ötedeki bir apartman örneğin kurulan bir kooperatife üye olamamaktadır. Belediye ortaklık kooperatifler ve demokratizma açısından değerlendirirsek ilk etapta belediyeler enerji takip merkezleri kurmalıdır. Yerel idareler tarafından kurulabilecek ve halkın da katılabileceği ortak mülkiyetlerdeki elektrik üretim ve tüketim birlikleri kurulması için araştırma birimi kurup girişimde bulunmalıdır. Elektrik dağıtımı kent planlamasından bağımsız düzenlenemez. Bu konuda yerel yönetimde daha fazla ön plan çıkmalıdır. En kısa zamanda belediye elektrik dağıtım parçası olmalıdır. Dağıtımda plansızlık ve uygulamada aksaklık da herhangi giderilmelidir. Oluşturulacak bu birlikler aracılığıyla elektrik tedarik etmekte sorumlu oldukları ortaklarına ucuz, güvenli ve kar amacı gütmeyen bir elektrik hizmeti vermek amaçlı kurulmalıdır.
Bu noktada en önemli unsuru ciddi miktarlarda araştırma ve geliştirmeye pay ayırması zorunluluk olmalıdır. Yönetimin geliştirilmesi ve sürekli açısından gerekli önlem alınmalıdır. Bu yapı ile enerji tüketimi giderek daha yüksek oranından temsil eden elektrik sektörünün demokratikleşmesini de sağlayacaktır. Diğer sektörlerdeki kooperatiflerin geçmişteki kötü izlerini silmek gerekiyor. Diğer bir önemli bir faktör de. Ortakların dolayısıyla halkın çıkarlarını savunan ekiplerle kooperatiflerin kurulması, geleceğe umut vermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu oluşumları kamu hizmetiyle nasıl birleştirdiğimizi oturup tartışmamız gerekiyor. Yurt dışından örnekler verirsek, Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve ABD'de enerji kooperatifleri bulunmaktadır. Bu üretimin kolektif mülkiyeti geliştirip yaygınlaşmakta olan bir akım olarak ortaya çıkmaktadır. İngiltere'de enerji kolektif mülkiyet için bir araya gelen yerel enerji koalisyonu amaçları şöyle sıralamış. Koalisyon, enerjinin üretimi, dağıtımı ve kolektif mülkiyeti konusunda bir araya gelen yerleşimlerden oluşur. Hedefleri temiz, sürdürülebilir, maliyeti düşük, güvenli bir ısı ve elektrik tedariği sistemi kurma ve dolayısıyla İngiltere'nin karbonizasyon hedefleri katkıda bulunmaktadır. Alıntı direkt hedef ilkelerini buradan aldım. Ana ilkelerinden biri, enerji tedariğini demokratikleştirmek, yerel kontrolü sağlamak ve kendi kararlarını verebilir konuma gelmektir. Bireylerin ve yerleşimlerin enerji tedarikleri üzerinde söz sahibi olarak enerjiyi en etkili şekilde kullanacaklarını düşünüyoruz. Kendine ve çevresine saygılı, doğal ve ekolojik kaynaklarına sahip çıkan, gelecek nesillere hesaba katarak yaşamı sürdürecek bir topluluğun ancak bu şekilde paylaşım söz sahibi olduğu bir modelle yaşamı geçirebileceğini düşünüyoruz, diyorlar. Almanya ve Danimarka'da yerel kolektif, yurttaş mülkiyete dayalı enerji kapasitesi planlarının yapılmaktadır. Bu ülkelerde ki toplumsal örgütlenme düzeyleri ve siyasi birikimin yarattığı iklim, yüzlerce belediye ve yerel yönetimi katılımcı, kolektif mülkiyete dayalı modeller oluşturmaya yönlendirilmiş durumdadır. Danimarka tarihinde çok önemli bir yeri olan kooperatifler ve kooperatif hareketi ülkenin yalnızca ekonomik gelişmenin niteliği değil, Danimarka halkının kültürünü ve birlikte çalışma biçimlerini ciddi biçimde etkilemiştir. Danimarka rüzgar kooperatifleri... Fatih Bey, son 3 dakikanız. Toparlayabilirsiniz. Bir 5 dakika diyeceğim. Danimarka rüzgar kooperatifleri başka bir dünyanın oluşabileceğine güzel bir kanıt olarak önümüze durmaktadır. İri ufaklı hemen her belediyenin binlerce güneş, rüzgar, biyoyaklık tesisi kurduğu Almanya'da 100 bine yakın yurttaşın enerji yatırımlarına pay sahibi olduğu, enerji işletmelerinin kolektif mülkiyet ve yönetimi gerçekleştirmek için 500'den fazla kooperatif çalışmaktadır. Belediyeler sıklıkla yerel yönetimler ya da kendi kurdukları firmalar aracıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına bizzat dahil oluyorlar. Bu arada Alman belediyenin ulusal gelir vergisinden %15 pay aldığını da burada hatırladım. ABD'de kamu hizmetleri kooperatifi gelişmişi olan ciddi kuruluşlardandır. Elektrik kooperatifi kırsal kesimde yaşayan 26 milyon ortağına ABD elektrik dağıtım şirketinin yarı fiyatına maliyet artı işletme giderleri bazında elektrik sağlamaktadır. Bu gibi enerji kooperatifi şimdi Portekiz'de çoğalmaktadır. Elektrik üretim faaliyetlerinin bir kısmının tüketiciler tarafından yerine getirilebilmesi toplumsal katılımcılık açısından oldukça önemli. Bugün birçok ülke elektrik üretim faaliyetlerinde tüketicilerin doğrudan yer alması için rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi faaliyetleri için devlet eliyle doğrudan destek ve teşvik verilmektedir. Ülkemizde de özellikle rüzgar ve güneşten elektrik üretmek için birlikler destek ve teşvik edilmeli, başvurularda da öncelik verilmelidir. Oluşacak bu model aslında klasik anlamda toplumsal yararı içeren yapısı bulunmaktadır. Bu oluşumun uzun vadede elektrik üretim ve dağıtım altyapısının önemli parçası haline gelebilecektir. Bu işin sahibi kentler, kasabalar, yerleşim birimlerinde gerçek halkın bizzat kendisi olacaktır. Oluşacak kurumsal yapılar bağımsız ve seçilmiş yönetim kurulları tarafından idare edilmelidir. Özel şirketlerde olduğu gibi hisse sahiplerince değil, hizmet ettikleri halkın karar verme sorumluluğunda olmalıdır.
Başarabilmenin için ulusal ve uluslararası pay sahiplerinin elde ettiği karlarla değil, halkın gelir düzeyindeki değişim ile ölçülmelidir. Sonuç yerine olması gerekenler ucuz ve kaliteli olmalı. Ortaklık ön plana çıkmalı. Kolektif yurttaş mülkiyetinde yapılanmalı. Kar amacı olmamalı. Arge ve yatırma pay ayırmalı. Her abone elektrik tüketirken birliğe de üye olabilmeli. Her üyenin bir oyu olmalı. Güvenilir ve denetleyebilir olmalı. Yerel yönetimlerde öncülük edebilmeli. Yönetim kurulu üyeleri kamu ücretlerinden denk bir ücret almalı. Birlik her türlü vergiden muaf olmalı. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında öncelik olmalı. Yenilenebilir kaynak kullanımında birlik olan yerde koşulsuz işe başlayabilmeli. Çevreye uyumlu üretim yapmalı, siyasal katılımcılığa yer almalı, planlamanın bir parçası olmalı, sonuçta aracıyı ortadan kaldırabilmeli. Üretim ve tüketim birliği sürekli örnek bir kuruluş olmalı, hatta idealize edilmelidir. Günlük yaşamda vazgeçilmez bir unsur haline gelen elektrik enerjisinin ekonomik yönden olduğu kadar toplumsal etkilerin de ele alınması gerekmektedir. Teşvik ve destekte enerji kooperatifinin olduğu bölgede önceliği olmalıdır. Öncelikten önce de şirketlere verilen hakların kooperatiflerle verilmesidir. Öncelikten önce şu anda şirkete verilen haklar yok. Önce onu almamız gerekiyor. Kooperatifçilik enerji piyasası kapsamında engelli bir sürece sokulmuştur. Lisanssız üretim sürecinin yanında lisanslı üretim sürecine de izin verilmelidir. Şirketlere verilen haklar kooperatiflere de tanınmalıdır. Ayrıca aynı noktadan bağlantı alma koşulu kaldırılmalıdır. Bu koşullar düzeltilmeden enerji kooperatifi kurmanın bir anlamı yoktur. Enerji kooperatifinin kurulması ve yaygınlaştırılması için ilk yapılacak iş yasal engellerin kaldırılmasıdır. Katıldığınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yenilenebilir enerji nasıl halkın enerjisi olur başlıklı sunum için Özgür Gürbüz'ü davet ediyoruz. Özgür Bey, kürsüye gelinceye kadar ben kendisine bir salon istatistiği sunmak isterim. Özgür Bey, şu anda katılımcıların %25'i telefonlarını kullanma hakkını, %25'i gözlemi dinlendirme hakkını kullanmakta. Kalan %50 Allah bilir aklından ne geçirmekte durumu. Buyurun. Öncelikle herkese ve TUMOB'a çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Buraya geldiğiniz için tabii. Bakalım cep telefonlarından buraya sizleri alabilecek miyiz? Ama çalışmadık. Siz görebiliyor musunuz? Evet. Evet. Tekrar merhaba. Şimdi yenilenebilir enerji konusunu tabii çok sık gündeme getiriyoruz. Enerji konusu zaten çok sık gündeme geliyor. Birçok enerji kaynağı var. Bunlardan hangisini seçmeliyiz derken ister istemez biraz çevreden, biraz insanlardan yanaysanız, doğadan yanaysanız yenilenebilir enerji ön plana çıkıyor. Ama bunda da tabii sorunlar bitmiyor. Onun da sorunları var. Şimdi belki Türkiye için şu anda çok erken bunları konuşmak ama ileriyi doğru planlamazsanız hep sonra sorunları biz olduktan sonra çözmeye çalışıyoruz. Yani sorunlar yaratılmadan çözülebilir. O yüzden de yenilenebilir enerjiyi nasıl hayata geçireceğimizde bence konuşmaya başlamalıyız. Ve belki ne kadar hayata geçireceğimizi. Önce enerji ve sorunlara bakarsanız bildiğiniz gibi birkaç tane klasik kaynak var. Bunlara biz sınırlı kaynaklarla diyoruz, fosil yakıtlarla diyoruz. Bunların yanında ben fosil yakıtların yanında bir de ek olarak çalışıyor mu? Yok. Neyse önemli değil. Ek olarak uranyumu da çekirdeksel kaynakları da ekledim. Nedir bunlar? Petrol, kömür ve doğalgaz. Hepsinin aslında bir ömrü bir sınırı olduğunu biliyoruz. Bunlar tartışılıyor. İlk başta biz petrol için işte 40 yıl, 60 yıl diyorduk. Ama petrol fiyatı yukarılara çıkınca, 100 dolar üstüne çıkınca bu sefer derindeki petrolleri de çıkarmak ekonomik hale gelmeye başladı. O 60'lar 80'e çıktı. Fiyata göre değişiyor ama şu konuda herkes hemfikir. Bunların hepsi sınırlı kaynaklar. Bu sınırlı kaynaklarla işe çıktığınızda bazı sorunlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Sorunlara yol açıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi karbondioksit. Bugün bütün dünya bunu konuşuyor. Şu anda Paris'te bir iklim konferansı, 21. Taraflar Toplantısı Birleşmiş Milletler'in düzenlediği sürüyor.
Ve burada herkes bu sera gazı emisyonlarını, başta da karbondioksiti nasıl düşüreceğini konuşuyor. Yine metan sera gazı emisyonlarından bir tanesi, en azından protokole girer. Protokoldeki 6 sera gazından bir tanesi. Kükürt dioksit başka bir soruna işaret ediyor. Bizim aslında sera gazlarından önce tanıdığımız bir sorun. Yatağına, Afşin Elbistan'a giderseniz kükürt dioksiti asit yağmurları şeklinde size köylüler, oradaki çiftçiler anlatacaklardır. Asit yağmurları nedeniyle tarıma verdiği zarardan biliyoruz. Kül ve katı partiküller ise belki bunları hepimiz kentlerde bile soluyoruz. Hava kirliliği gibi sonuçları var. Ve bir de radyoaktif atıklar var. Türkiye çok şanslı. Henüz bu radyoaktif atıklarla en azından büyük miktarda buluşmadı ama iki telli de olsun, işte Gazi Emir de olsun, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş büyük bir ihtimalle radyoaktif atıklarla veya kontrol edilemeyen tıbbi radyoaktif atıklarla ne yazık ki tanıştı ve bunlarla pek tanışmamız çok başarılı olmadı. Yani şurada gördüğünüz sorunların hiçbirini aslında Türkiye ne çözmeye çalıştı ne de çözebilmiş değil. Yani ne sera gazı emisyonları konusunda ciddi bir planımız var, bunları azaltma konusunda. Türkiye'nin Paris'teki taahhüdü de çok net bir şekilde gösteriyor ki Türkiye neredeyse iki katına çıkarmayı düşünüyor sera gazı emisyonlarını azaltma için verdiği taahhüt planına baktığımızda. Radyoaktif atıklar konusunda zaten iki tane deneyimden çok kötü sonuçlar elde ettik. Nükleer santraller kurulursa tabii bunun daha da büyüyeceğini söyleyebiliriz buradan yola çıkarak. Bunların çevresel etkilerini de birçok yerde görüyorsunuz. Nedir? İnsan ve hayvanlar üzerinde çevresel etkileri var. İşte demin örnek vermiştim. Devlet de bunları aslında bir yandan da kabul ediyor. Nasıl kabul ediyor? Yatağında da, Afşin Elbistan'da tazminatlar ödendi çiftçilere ürünlerini kaybettikleri için. Bu çok net somut delili. Çünkü biz sizin santral kurduk, ürünlerinize zarar verdik. Buyurun tazminatınız dendi en basitinden. Yine yatağına giderseniz solunum yolu hastalıklarını göreceksiniz. Bunu başka yerlerde, termik santralleri yakın yerlerin çoğunda görebilirsiniz. Toprak ve bitkileri de böyle zarar verdik. Yeraltı ve üst sularını da kirletmeye devam ettik. İklim değişikliğini zaten konuşmaya gerek yok. Türkiye'nin payı nedir belki konuşabiliriz. Bu çok bence adil ve doğru bir tartışma. Türkiye'nin payı da aslında tükettiği fosil yakıt miktarıyla orantılı. Nedir? Türkiye bugün dünyanın en çok elektrik tüketen 20. sıradaki ülkesi. Üreten 20. sıradaki ülkesi. Bu payına da bakınca tarihsel paylar değişiyor tabii ama %1'e yakın bir payımız var. Demek ki bizim de %1 oranında bir sorumluluğumuz var bunu çözmek için. Basit anlamda böyle düşünebiliriz ama geleceğe baktığınızda tabii farklı. İklim değişikliği konusunu bir sonraki ya da sorunuz olursa onlara bırakıyorum. Nükleer uranyumdan özellikle radyoaktif uranyum kullanırsanız da nükleer kazalar, sızıntılar, genetik bozukluklar ve nükleer silahlanmaya yol açabiliyorsunuz. Demek ki bizim klasik, konvansiyonel dediğimiz kaynakların onlarca sorunu var. Aslında özetle bunu görüyoruz ve bunları ne Türkiye ne de dünya çözmekte pek başarılı olabilmiş değil. Peki ne öneriyoruz biz? Çünkü yani bizim aslında biraz çözümü konuşmamız lazım. Benim en büyük gördüğüm eksiklik aslında aramızda toplandığımızda neyin sorunu olduğunu çok iyi biliyoruz. Peki nasıl çözeceğiz? Ne çözecek? Bunları konuşalım. Enerji tasarrufu verimlilik konusunda hepimiz hemfikiriz. Yani enerjiyi daha akıllı kullanmalıyız ve daha verimli kullanmalıyız. Bunda bir sorun yok ama bunu nasıl yapacağımızı tartışabiliriz. Ve tabii bundan sonra ikinci öneri de yenilenebilir enerji oluyor. Bunları sınırsız enerji kaynağı diyenler de var. Bence çok hani sınırsız diye kabul ettiğinizde bir şeyi sınırsız tüketimine yolunu açıyorsunuz. O yüzden çok sevmediğim bir tanım. Ama belki koşulları sağlamda temiz enerji diyebilirsiniz. Yenilenebilir o anlamda benim için daha iyi bir tanım oluyor. Bunları da az çok biliyorsunuz. Güneş enerjisi, biyokütle, hidroelektrik santralleri de bunun içine giriyor. Türkiye'de bence çok çok tartışmalı örneklere baktığınızda. Rüzgar, jeotermal, gelgit ve dalga enerjisi. Bunlar uluslararası literatürde yenilenebilir enerji kabul ediliyor. Bizde tabii dalga enerjisi pek konuşulmuyor. Aynı şimdi bunları söylediğimde aslında biraz da bilerek söylüyorum bunu. Çünkü yıllar önce rüzgar dediğimizde bize fırıldaktan elektrik mi üreteceksin diye dalga geçmişlerdi bu ülkenin yetkilileri. O yüzden şimdiden sunumlarıma dalga enerjisini eklemeye başladım. Dalga geçsinler istiyorum. 10 sene, 15 sene sonra Türkiye'de dalga enerjisini de göreceksiniz. O kadar müsait değil tabii. Gelgit için en azından müsait ama dalga için potansiyeller var. Şimdi ben kendimce bir yol haritası geliştirdim. Yani bu sorunu nasıl çözebiliriz diye düşünürken bunu eklenebilir, maddeler eklenebilir, çıkarılabilir ama öncelikle birinci hedefimiz bizim gerçek talebi bulmamız gerekiyor. Nedir gerçek? Enerji talebi. Yani çünkü bazen öyle bir rüyaya dalıyoruz ki hiç ihtiyacımız olmayan
enerji tüketen aletler için enerji üretiyoruz. Mesela elektrikli diş fırçaları kullanıyoruz. Ve bunların medeniyet olduğunu söylüyorlar size. Veya daha çok tüketen ev aletleri veya daha çok petrol yakan araçlar kullanıyorsunuz. O yüzden de gerçek talep kavramı gerçek benim için birinci sırada yer alıyor. Daha sonra büyük ölçekte santrallerden küçüğe gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir sürü nedeni var. Bunları tek tek açıklayacağım. Yerel sormak, halkın onayını almak, bu da enerji demokrasiyi birleştirmemiz gerektiğinden kaynaklanıyor. İşte Avrupa'da hidroelektriği 10 megawattın altını literatürde küçük santral olarak kabul ediyorlar ama biz burada özellikle Doğu Karadeniz'de neler olduğunu görüyoruz. O anlamda demek ki bu yetmiyor. Yani teknik bir tanımlamanın ötesinde orada yaşayan insanlara, ondan etkilenen insanlara sormak zorundasınız. Böylece de enerji demokrasiyi birleştirmiş olacağız. Çevresel etkileri ölçmek lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bugün işte ÇED'le yaptığımızı söylüyoruz ama doğru değil bu. ÇED'ler bir formaliteden öteye gitmiyor. ÇED firmaları ticari kuruluşlar haline geldiler. Ne yapıyorlar? Aynı ÇED firması bir yerde termik santralin için ÇED hazırlıyorsa orada nükleeri, güneşi kötülüyor. Aynı firma başka bir yerde bu sefer mesela hidroelektrik için ÇED hazırlıyorsa bu sefer de termiği kötülüyor daha önce övdüğü. O yüzden de bunu bağımsız kuruluşlara mutlaka veya belki de kamuyu, ama iyi denetleyebilirsek, iyi organize edebilirsek, kamuya bu işi vermemiz lazım. Ticari bir faaliyet olmasından kurtarmamız gerekiyor ÇED sürecini. Tabii ki maliyete bakacağız ve de daha önemlisi tüketen bizsek, üreten de biz olacağız. Aslında biraz bu sloganı ben değiştirdim. Devirde değişiyor galiba ne yazık ki. Şimdi gerçek talepten bir örnekle size gerçek talebi anlatmak istiyorum. Bu çok geç kalmış da olsa ilginç bir örnek. Nisan 2015'te New York'ta. Oradaki Broadway dediğimiz, yani büyük bir binaların 20. katından üstünün ışıklarının gece 12'den sonra içeride kimse yoksa kapatılması için bir teklif verildi. Yani düşünün ki binlerce binanın dünyada böyle gece boyunca ışıklı ve içinde kimse yokken, kullanılmazken aydınlık halde elektrik harcadığını düşünün. Siz bunu talep kabul ediyorsunuz normal şartlarda ve bu talebe yanıt vermek için santraller kuruyorsunuz. Halbuki sizin bu talebi kontrol etme şansınız var. Basit bir yönetmelik, belki hatta otomasyona geçip, işte bizim şu anda bazı yerlerde kullanılıyor, mesela bir eczaneniz var, bir marketiniz var, ışıklı tabelasını çok rahat bir şekilde, çok basit bir aletle siz belli bir saatten sonra kapatabiliyorsunuz. Ama bunun için yönetmelikler, yani sadece bilinçlendirme yetmez, yönetmelikler de gerekiyor. Ve o zaman gerçek talebi buluyorsunuz. Bu sadece basit bir örnek ama bunu araçlardan ev aletlerine, endüstriye kadar götürebilirsiniz. Ve ihtiyacı bilmeniz lazım. Örneğin Türkiye'de üretilen çimento. Yani biz doğalgazları dışarıdan alıp çimento üretip çok düşük bir katma değeri olan ürün mü üretmeliyiz? Yoksa o aldığımız, dışarıdan aldığımız fosil yakıt doğalgazla daha yüksek katma değeri olan ürünler mü üretmeliyiz? Örneğin Güney Kore'nin yaptığı gibi. Sonra küçük santraller kurmalıyız. Bunun da belli nedenleri var. Çünkü bu küçük santrallerin her şeyden önce çevresel etkileri küçük. Sizin bulunduğunuz yerdeler, kontrol edilebilirler. Dışarıdan gelen bir firma değil, belki de oradan küçük yerel bir firmanın yapma şansı var. Hatta benim tavsiyem tabii kooperatifler olacak, enerji kooperatifleri. Teknoloji ve teknoloji transferinde bir sorun yaşamıyorsunuz. Çünkü mesela Türkiye'de çoğu insan, belki burada siz mühendisler olduğu için biliyorsunuzdur ama bizim Temsan diye mesela küçük türbin üretebilen bir tesisimiz var. Yerli türbin üretebiliyor. Ama büyük türbinlere geldiğinizde hepsi dışarıdan geliyor. İster termik santral olsun, ister hidroelektrik olsun. Eğer küçük santraller kurarsanız onun teknolojisini geliştirme şansınız da var. Türkiye'de eminim ki 200 kW'lık belki rüzgar türbini yapmak işte yıllardır uğraştığımız Milres projesinden çok daha kısa sürecekti. Ama bir türlü bitmeyen bir Milres var çünkü büyük türbinler yapmaya çalışıyoruz. Ve bir de başka bir tarafı var. Şirketler gibi belayla karşı karşıyayız biz. Bu gerçek bir örnek. Yani nedense Türkiye'de çok konuşulmadı. E.ON'un herhalde konuşulmaması sebebi E.ON'la ilgili olması lazım. Çünkü E.ON'un Türkiye'de bir ayağı var. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Sabancı ile ortak. Almanya'da nükleer santraller kapatılmaya başlandıktan ve yenilenebilir enerjiye geçiş, yani özellikle kömür santralleri tehdit edilmeye başlandıktan sonra E.ON'un başındaki genel müdürü bu açıklamayı yaptı. Ve Forbes dergisine yaptı. Dedi ki eğer bizim üstümüze bu kadar çok gelirseniz biz de termik santralleri kapatır Türkiye'ye götürürüz dedi. Resmen yani bu demeci verdi. Buradan şunu söylemek istiyorum. Siz eğer büyük şirketlere ve büyük santrallere mecbur kalırsanız
O zaman o şirketlerle baş etmek zorunda kalırsınız ve o çok zordur. Ama küçük bir şirketle, küçük santrallerle baş etmek çok daha kolaydır. Böylesine devleti tehdit eden şirketlerle uğraşmamak zorunda kalırsınız. Sonra yerine sormak lazım. Ya işte bu Karaburun'da RES protestoları. Yani insanlar orada RES'e karşı çıkıyorlar. Şimdi hep biz rüzgardan konuşuyoruz, hani iyi olduğunu söylüyoruz. Ama doğru yere yapılmazsa, insanlardan onay alınmazsa, doğru projeler hayata geçirmezse onlar da tehlikeli olabiliyor. Karaburun'da bunlardan herhalde iyi bir örnek. Ve burada insanlar ikna olmamış durumdalar. Demek ki biz sadece doğru teknoloji seçmekle kalmayacağız. Oradaki insanlara yerine soracağız. Onlarla birlikte hareket edeceğiz. Bunun en iyi yolu da yine biraz sonra anlatacağım enerji kooperatifleri aslında. Ve tabii sosyal maliyetlere bakacağız. Orada çok önemli olan bir şey var. Yıllardır bunu hesaplamadık. İşte yatağında yüzlerce hasta insan yarattınız. Onların sağlık giderlerini devlete yıktınız. Astım olanlar oldu, daha ciddi hastalıklar olanlar oldu. Ama siz bunları hiçbir zaman için maliyeti yatağındaki termik santralin kömürden elektrik üretme maliyetini eklemediniz. O yüzden de hep kömür ucuz oldu. Halbuki belki binlerce hasta yarattınız, binlerce iş gücü kaybı yarattınız, tarımda kayıp yarattınız. Bu sosyal maliyet dediğimiz dışsal maliyetleri eklememiz lazım. Ve bunlar da bir, hani aslında sadece fikir vermesi için işte Avustralya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den örnekler. Gerçekten de enerji kooperatifleri hızla yayılıyor. Orada çiftçiler bir araya geliyorlar, köylüler bir araya geliyorlar. Bazen kentten insanlar bir araya gelip bir arazi, bir uygun bir yer bulup bir tane rüzgar türbünü veya bir küçük bir güneş santrali, biyokütle tesisleri kurabiliyorlar. Birkaç tanesini de gördüğüm için söylüyorum. Çok ilginç örnekler var. Bu sadece hani kurduğunuz santralden ürettiğiniz elektriği işte şebekeye satmakla ibaret değil. Örneğin Almanya'da bir biyogaz tesisinde o tesisi kuran aslında 2-3 kişi. Ama köyden. Ve şöyle bir şey yapıyorlar. Onlar elektriği satıyor. Her şeyle onlar ilgileniyor ama biyogaz tesisini yürütecek işte tahıl artıkları, tarım artıklarını ise o köydeki insanlar sağlıyor. Onlar da onun karşılığında kojenerasyon da kurmuşlar. Sıcak suyla bütün köyün ısınmasını sağlıyorlar. Yani siz onlara işte gübrenizi getiriyorsunuz, hayvan dışkısını getiriyorsunuz. Onlar da size bedava ısınmanız için buhar veriyor size veya su veriyor. Ve bunlar oluyor. Yani hiçbirisi hayal değil. Hatta Türkiye'de biz belki yine geç kaldık ama çok da geç kalmadığımıza inanıyorum. Çünkü yenilenebilir enerjinin önü tıkandığı için bu ülkede bunun önünü belki de kooperatiflerle birlikte açmak mümkün olabilir. Böylece de enerji taşları bambaşka yere getirebiliriz. 2012 rakamları bakarsanız Almanya'da kurulu yenilenebilir gücün %47'si. Yani rüzgar, güneş ve biyokütle ağırlıklı. Almanya'da çünkü biliyorsunuz hidro yok. Hemen hemen hiç yok. %47'si bireyler ve kooperatifler tarafından kurulmuş durumda. %41'lik kurumlar ve stratejik yatırımcılar da kurumların çoğu belediye. Belediyeler tesisler kuruyorlar. Ve bildiğimiz klasik enerji üreticileri, o büyük devler, dev şirketler sadece %12'de kalmış durumda. Çünkü onlar öyle küçük işlere girip bunlarla uğraşmak yerine büyük bir iş yapıp hani çok kar elde ettiği düşünüyorlar. Ve biraz da küçük yerele inme şansları yok. Yani işte köyler kendi birleşip güneş panelleri kurabiliyorlar uygun bir araziye. Bir kütle tesisleri kurabiliyorlar. Özellikle de rüzgar mesela rüzgar enerjisini en çok çiftçiler destekliyor Almanya'da. Çünkü şöyle bir şey hallediyorlar. Yani tarlalarının bir bölümünü rüzgar türbini kurarak hem tarıma devam edebiliyorlar hem hayvanlarını otlatabiliyorlar hem de garanti bir gelir sağlıyorlar. Aslında Türkiye'de çiftçilerin en büyük sorunundan bir tanesi bu. Yani bir gün dolu oluyor, bir gün başka bir şey oluyor ve çiftçiler bir anda borç batağına giriyor. Çünkü krediyle gübre almışlar, mazot almışlar. Ben yine kendimce kooperatiflerin faydalarını, yani kendimce bir sorguladım, bir tablo çıkarmaya çalıştım. Sorular sordum. Bunlar yanlış olabilir, eksik olabilir veya verdiğim yanıtlar çok subjektif olabilir. Çünkü kendim verdim aslında. Belki de bu anketi genişletmemiz lazım ama henüz kooperatifle yani çok bu fikirle tanışmadık. Katılımcı mı diye sordum. Yani çünkü düşlediğim dünyada hani enerji santrallerinin katılımcı olması lazım. Bir şirketin, bir kişinin, 10 kişinin elinde olmaması lazım. Evet, katılımcılar. Gelir dağılımı adaletine katkı veriyor mu? Hayır, tam tersi. Aslında buradan çünkü iyi bir para geliyor elektrik ve enerji işinden. Bu parayı ilk kez aslında bu yöntemle biz şirketlere değil, o kooperatiflere, çiftçilere, köylülere ulaştırıyoruz. Hep istediğimiz şey bu. Özgür Bey, sizin de son 3 dakika. Tamam efendim. Neyse bu sorular zaman çok şey yapmayayım ama
Bence şunlar önemli. Mesela yolsuzluğu azaltıyor mu? Bu bizim Türkiye için önemli bir soru. Özellikle enerji meselesi olunca neler olduğunu biliyorsunuz az çok sektörün içindeyseniz. Evet azaltıyor. Neden azaltıyor? Çünkü insanlar bu işin içindeler. O köydeki 100 kişi bu işin içinde. Herkes bir isteğe sahip ve bunu görüyorlar. Yine aynı şekilde çevre sorunlarını çözmek için de bir formül olabilir. Çünkü kendi köyüne kimse hani çevreyi çok kirletecek bir tesis kurulmasına izin vermeyecektir diye düşünüyor. Kendi yaşadığı yerde. Zaten veriyorsa zaten o öbür tesislere de izin verir. Kendi işin içinde olacak, kendi sahibi olacak ve yönetecek. Ve benim için umut veriyor mu? O da çok önemli bir soru. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki biraz umutsuzuz. Bunlar istihdam verileri. IRENA kaynaklı 2014 yılı rakamları. Dünyada 7 milyon 700 bin kişi şu anda yenilenebilir enerji sektöründe çalışıyor. En çok güneş fotovoltaik dediğimiz güneşten elektrik üreten sistemler istihdam sağlıyor. Sıvı biyoyakıt dediğimiz etanol düşünebilirsiniz. Özellikle Latin Amerika'da etanol üreticileri çok fazla istihdam sağlıyor. Sonra rüzgar, biyoyakıtla ve bizim de güçlü olduğumuz güneş toplaşları yani su ısıtan güneş panelleri geliyor. Gördüğünüz gibi hidrolar falan da aslında o kadar çok istihdam yaratmayan. Çünkü sadece inşaat döneminde istihdam bulduğunuz şeyler. Ama güneşte bakımdan temizliğine kadar birçok şansınız var. Bir örnek de isterseniz bitireyim. Ben hep bu soruyu soruyorum. Yani Türkiye'de kalıcı bir istihdam sağlanabilir mi yenilenebilir enerjiyle? Ve burada da mesela rüzgarı örnek alıyorum. Avrupa'daki rakamlar bize şunu gösteriyor. Bunlar biraz değişiyor. Çok net olarak almayın ama 1 megawattlık rüzgar türbününü burada üretir. Burada kurarsanız size yaklaşık 20 kişiye iş sağlar. Güneşte bu daha da yukarı. 34-35'e çıkanlar da var ama 30 gibi bir rakamda karar vermişler. 1 megawattlık güneş panelini Türkiye'de üretirsek ve burada kurarsak 30 kişiye yaklaşık istihdam sağladığını düşünebilirsiniz. Peki bu nasıl bir şey? Çünkü paneli üretiyorsunuz. Panel 20-25 sene güneş paneli çalışıyor. Bir sene sonra o işçilerin çıkması anlamına gelir aslında bu. Değil. Şöyle bir plan yapabilirsiniz. Mesela Türkiye'de siz her yıl 1000 megawattlık bir rüzgar türbünü kurmayı düşünün veya 500 megawattlık. 1000 megawatt dedim mesela kolay olsun. Bu ne demektir? Siz 20 bin kişinin o sene için işe alınmasını söylüyorsunuz ama her şeyi burada yapıyorsunuz. Ve Türkiye her yıl 1000 megawattı hedef koysun kendine. O zaman o insanların istihdamı kalıcı olur. Yani siz 25 yıl boyunca o insanlara 20 bin kişiye iş sağlamış olursunuz. 25 bin yıl sonra Türkiye kurulu gücü 30 bine gelir ki Enerji Bakanlığı'nın kabul ettiği minimum rakamlar 48 bin megawatt. Yani potansiyelin çok çok aşağısında bir rakama ulaşmış oluruz. Ve 25 yıl sonra bu sefer de eskiyen panellerin yenilerini kurmak için o insanlar hala işlerine devam edebilirler. Bu rakamları güneş ve rüzgara sadece düşünürseniz neredeyse yani 60-70 bin kişilik bir istihdam sağlayabilirsiniz. Yeter ki doğru bir hedef koyun ve bu hedefin arkasında durun. Bu da mesela bugün çok sorun olan kömür madenindeki işçilerin hepsinin yeryüzüne çıkarılması ve bu sektörlerde iş bulması demektir. Çünkü bahsettiğimiz şeyler, çok zamanını bitiriyorum. Bahsettiğimiz mesela üretim kısmı, yani panellerin üretim kısmı çok böyle üstün bir mühendislik bilgisi gerektirmeyen, herkesin öğrenebileceği normal fabrikalardaki bir şeyden bahsediyoruz, bantlardan bahsediyoruz. %60'ı buradan geçiyor. Yani o yüzden de o kömür madeninde çalışan insanların çoğunu oradan çıkartıp bu fabrikalarda iş sahibi yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yasalar, yönetmelikler uygun ve hızlı bir şekilde değişir. Ve Türkiye'de de biz halkın enerjisini, halkın enerji kooperatiflerini yakın zamanda hep birlikte uygulamayı hayata geçiririz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Özgür Bey'in bir yakını vefat etti. Kendisine başsağlığı diliyor. Ayrıca gelip bu sunum acısına rağmen bize yaptığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi son sunum sürdürülebilirlik ekseninde enerji politikaları. Doçent Doktor Ahmet Atıl Aşıcı. Buyurun. Teşekkürler. Öncelikle ben de teşekkür etmek isterim beni bu toplantıya davet edeni ve hani burada konuşmama fırsat veren arkadaşları. Güzel bir organizasyon. Şu bir de kapatalım İstanbul'u. Zor tabii yani günün son konuşmacısı olmak ama buradaki tartışmaları izledikten sonra aslında ne kadar cesur biri olduğumu da anladım. Şimdi bu kadar enerji uzmanının olduğu bir yerde enerji politikaları üzerine birazdan
ahkam keseceğim. Ama başlarken şöyle bir tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Daha önce sunum yapan arkadaşlar, tartışmaya katkı veren arkadaşlar genellikle şöyle bir yanlışlar geliyor. İşte ekonomik büyüme rakamlarını veri olarak kabul ettiklerini, doğru olarak kabul ettiklerini gördüm ben ve onun üzerinden işte bu ekonomik büyümeyi sağlamak için gereken enerjiyi nasıl üreteceğiz? Onu tartışmaya başladılar. İşte Vizyon 2023 hedeflerinden bahsettik. 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olmasını hedefliyor AKP, 2012 yılında açıkladı. Biraz önce Oğuz Bey onu söyledi. Bu 125 gigawattlık bir kurulu kapasite gerektiriyormuş. Biz bunu nasıl üretiriz diye tartışıyoruz. Hani bunu kooperatif şeklinde mi üretelim, yenilenebilir kaynaklarla mı üretelim, doğalgazla mı, yerli kaynakla mı, şunla mı, bunu mu? Ama bence bundan önce, bu tartışmayı yapmadan evvel bizim acaba bu 2 trilyon dolarlık ekonomiye ulaşmak için bu kadar enerjiye ihtiyacımız var mı, yok mu? Onu tartışmamız gerekiyor. Ben hani sunumun sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ben bu kadar hani 2023 hedefleri, 2030 hedeflerine ulaşmak için Türkiye'nin bu kadar enerjiye ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla ve bu argümanını da işte sürdürülebilirlik ekseninde tartışmak istiyorum. Dolayısıyla benim için buraya enerji politikalarını tartışıyoruz ama ben enerji uzmanı değilim, iktisatçıyım. Ama enerji politikalarını ekonomik politikalarından bağımsız olarak düşünemeyiz. 2023 hedeflerini görüyorsunuz. 2023 hedeflerinin bu mevcut yapı altında gerektirdiği enerji miktarı 125 gigawattmış, bunu öğrendik. Ama bambaşka bir ekonomik büyüme modeli altında bambaşka bir enerji politikası da mümkün. Yani hedeflerinizden vazgeçmeden 25 bin dolar mı olur, 30 bin dolar mı olur, neyi? O hedeflerinizden vazgeçmeden çok daha az enerji üreterek bunu yapan ülkeler var. Bizim enerjiyi nasıl üreteceğimizden, hangi kaynaklardan üreteceğimizden önce aslında buna karar vermemiz gerekiyor. Bu kadar enerjiyle bu kadar enerji ihtiyacımız var mı yok mu? Öncelikle sürdürülebilir olmadığını görüyorum ben yaptığım çalışmalarda Türkiye'nin ekonomi politikalarını. Dolayısıyla enerji politikalarının sürdürülebilir olmadığını görüyorum. Burada da en önemli sebep galiba ekonomik yapıdaki ve kurumsal yapıdaki bozukluklar olarak görüyorum ben. Yani araba dıngıldıyor. Siz bu araba dıngıldarken önüne bir tane hedef koymuşsunuz. Bu dıngıldayan araba bu hızla finişe varamaz. 2023 finişine varamaz. O finişe varmasını istiyorsanız sizin yapınızı, arabayı, kaportasını daha sağlam bir hale getirmeniz gerekiyor. Ya da o finish çizgisini biraz öne almanız gerekiyor. Sürdürülebilirlik dedik. Ben bunu üç bileşenden oluşuyor bu sürdürülebilirlik. Ekonomik sürdürülebilirlik anlamında irdeleyebilirsiniz ekonomi politikalarını, enerji politikalarını. Toplumsal sürdürülebilirlik, ekolojik sürdürülebilirlik olarak. Bunların üçünde de Türkiye'nin ben sınıfta kaldığını görüyoruz. Burada hani bir takım sayılarla bunları destekliyorum. Esas kurulacak olan yani ekonomi politikalarının, kalkınma planlarının, kalkınma programlarının esas amacının hani salt kişi başına geliri arttırmaktan çok insanın dirliğini arttırması olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu biraz önce bahsettik hani kamu yararından bahsettik, toplum yararından bahsettik falan filan. Refahtan bahsettik. Biz bunu dirlik olarak daha iyi ifade edeceğimizi düşünüyoruz. Bunun içerisinde sadece hani sağlıklı bir çevre içerisinde yaşama hakkı da bu dirliğin önemli bir unsuru. Kamu yararından bahsettik ama doğanın haklarından da bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi bu yapı altında hani son çalışmamız, İTÜ'de bir tez öğrencim de yaptım. Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışma. Bunun örnekleri var. Bhutan'da Gross National Happiness diye bir çalışma var. Bu gayri safi milli hasıla
çılgınlığı, bunu nasıl daha ileriye götürebiliriz çılgınlığı altında bir dünyada 1984 yılında Bhutan'da Bhutan kralı bizim için önemli olan kişi başına düşen geliri değil de kişi başına düşen mutluluktur diye bir yeni bir endeks yaptı. Biz de bunu Türkiye'ye uyarladık. Dediğim gibi TÜİK'in işte yaşam verimliliği anketleri var 2004'ten beri yapılıyor 2013'e kadar. Biz bunu ilk defa endeksle hesapladık. Şimdi bakın turuncuyla görünen şey Türkiye'deki kişi başına düşen gelir 2004'te 6000 dolar civarından 11.000 dolara çıkmış. İki katına çıkmış neredeyse kişi başına düşen gelir dolar cinsinden. Ama ortalama mutlulukta ya da ortalama hani insanların hayat kalitesi algısında herhangi bir değişiklik olmamış. Bunu zaten hepimiz hissediyoruz. Yani zenginleşiyoruz, uçağa biniyoruz, evlerimiz daha büyüyor, araba sahibi oluyoruz falan filan ama bir de bunun bedellerini de hissediyoruz yaşamlarımızda. Bu da bunun enteresan olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu noktaya nasıl geldik? Türkiye açıkçası oldukça olumlu dış konjonktürü, yani 2000'li yıllarda krizden sonra oldukça olumlu bir dış konjonktürü heba etmiş durumda. Dünyada para bolken, AB ile bir müzakereye başlamışken, bu ekonomik ve kurumsal yapısındaki bozuklukları düzeltebilir, şu ekonomik büyümeyi düşük katma değerli ürünlerden yüksek katma değerli ürünlere ne diyelim dönüştürebilirdi. Ama bunu ne yazık ki beceremedi. Geldiğimiz noktada baktığımızda işte uluslararası piyasalarda ne tür ürünlerle biz rekabet ediyoruz diye baktığımızda biraz sonra bunun rakamlarını da vereceğim size. Katma değeri oldukça düşük, ithalata oldukça bağlı, herhangi bir yaratıcılık içermeyen ürünler, inşaata dayalı, içeride ticarete konu olmayan mallar üzerinden şey. Ben bunu açmazdaki Türkiye ekonomisi olarak hani betimliyorum açıkçası. Ve bir çalışmanın sonuçlarını sizle paylaşmak istiyorum. Aşağıda bunu yakınlarda makale olarak bastım. Eğer ayrıntılarına görmek isterseniz orada adresi var. İki şeye baktım. Hani bir iyi bir data seti buldum. Girdi çıktı. Biraz önce planlamadan bahsettim falan filan. Planlamanın da esas ana şeyi diyelim kullandığı araç girdi çıktı tabloları Türkiye'de. Ne yazık ki Türkiye ekonomisini TÜİK en son girdi çıktı tablosu 2002 yılına ait. 2002'den beri hala yeni bir girdi çıktı tablosu yayınlanmadı. Biz yurt dışındaki kaynaklardan bunu bulduk. O da 2009 yılına kadar geliyor. 1995'te 2009 arası iki dönemi ayırdım. 2003 ile 2009 dönemi AKP'nin darbe olduğu dönemler. Yani bir AKP öncesi ile AKP hükümetinin sonrasında işte. Karşılaştırdım. Acaba bu dönemlerde ekonomik büyümeyi sıklayan sektörler hangileri olmuş? 35 tane sektöre ait veriler var bu tablolarda. Bunların dışa bağımlılıkları ne olmuş? Yani hep o bahsettiğimiz işte ekonominin dışa bağımlı artmış mı azalmış mı diye baktım. Bir de enerji kullanımı ve sera gazı emisyonları ne olmuş diye baktım. Fazla vaktinizi almayacağım. İki dönemde de büyümeye en fazla katkı yapan sektörler burada. Benzer katkılar var. 13 sektör 25.6 puan katkıda bulunmuş. İkinci dönemde de 26.4 puan. Birkaç sektör ayrılmış, yeni sektörler katılmış burada büyümeyi sırtlayan sektörler olarak. Ama peki enerji kullanımı ne olmuş? Birdenbire neredeyse %50 oranında artmış. Yani aynı büyüme oranlarını biz %50 daha fazla enerji kullanarak sağlamışız. Ve bu da haliyle enerjideki dışa bağımlılığı ve ithalatı arttırmış. Dış ticaret akışı içerisindeki payı ve toplam ithalattaki payı bunlar. Peki kirlilik ne olmuş? İşte baktığımızda bir önceki döneme göre karbondioksit salınımları artmış. Azot oksit salınımları oldukça artmış. Hülasa bu sektörel kompozisyondaki değişim sonucunda ekonomik büyüme daha fazla kirleten, daha fazla enerji kullanan sektörler eliyle
gerçekleştirmiş. Bu da bir kaza değil. Bu mevcut hükümetin uygulamış olduğu politikaların bir sonucu. Şimdi 2010'lu yıllara gelelim. Bu artan dış açık neticesinde 2010 yılından itibaren hükümet bir takım tedbirler almaya başladı. İşte bunlardan ilki 2011 yılında açıkladıkları bir tedarik stratejisi ana amaç neydi? İşte bu ihracatımızın çoğunu yurt dışından ithal ederek sağlayabiliyoruz, yapabiliyoruz. Bunları ithal etmeyelim, bu ara girdileri Türkiye'de üretelim falan filan. Buna ilişkin yeni bir teşvik yasası çıktı 2012'de. 2012'de yine... Bir dakika dönmek zorundayım da bir anons 55RC433 acil çıkması lazımmış, başka bir aracın hastası var, çıkamıyormuş herhalde buradaysa. Tamam. 55RC433 Rize Temiz. Evet. 2023 vizyonu belgesi açıklandı 2012 yılında. 2014 yılında da 10. kalkınma planı falan filan. Hep böyle pırıltılı hedefler, 2 trilyon dolarlık ekonomi, 25 bin kişi başına düşen gelir falan filan. Bunun gerektirdiği enerji politikaları falan filan. Yani kalkışık zaten. Fakat hani bu ne kadar hani büyük düşün Türkiye diye hep söyleniyor ya. Hep de büyük düşünülmediğini görüyoruz. Yani 2023 yılındaki işte o vizyon 2023'ten bir tane hedefi bahsedeceğim burada. Dünyanın en büyük dördüncü demir çelik üreticisi olmayı hedefliyor. Şimdi Türkiye gibi bir ülkenin yani demir çelik üretiminde hepiniz benden daha iyi bilirsiniz. Demir çelik üretiminde iki tane ana girdi var. Bir enerji çok yoğun kullanan bir şey. Bir de ham demir çelik. Burada demir çelik. Çünkü Türkiye'de bunların ikisi de yok. Dış ticaret açığına baktığınızda 2013'te 100 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş. Bunun 50 milyar doları enerji ithalatı için, 10 milyar doları da burada demir çelik ithalatı için. En büyük iki kalem. Şimdi yani düşününce insana afakanlar basıyor gerçekten. Finlandiya'nın portakal üretiminde dünya lideri olma hedefi ne kadar gerçekçiyse Türkiye'nin de demir çelikte dünya lideri olmaya da o kadar gerçekçi. Gerçek Finlandiya daha şanslı bizden çünkü küresel ısınma bu şekilde devam ederse 2030'larda onlar portakal gerçekten üretebilir de biz şanslıyız böyle bir şeye. Şimdi bu hedefi, bunları tartışmamız gerekiyor bizim. Bunları tartışmamız gerekiyor. Bu hedefler gerçekçi mi? Şimdi bu hedefin getirdiklerini de görüyorsunuz işte. Bu cari açığa, bu enerji ihtiyacını doğuracak, bir enerji talebi olacak. Sonra bize gelip soracaklar, biz bu enerjiyi nasıl üretelim diyecekler. Biz de diyeceğiz ki, milli kaynaklarla, yerli kaynaklarla üretelim biz bunu. Ben diyeceğim ki, şeyle üretelim, rüzgar santralleriyle üretelim falan diyeceğiz. Ama bunların hepsi bir yerde bir eksikliği var. Birazdan geleceğim o eksikleri. Yerli lignit ve yerli lignitle çalışacak olan termik santraller inanılmaz teşvikler veriyor. Açık ve örtük teşviklerden bahsedebiliriz. Yakın zamanda iki tane rapor yayınlandı. Sağdaki işte ne bileyim turuncu olanı aralarında benim de yazarı olduğum bir rapor. Kömür raporu. İkincisi de Türkiye'de kömür ve yenilenebilir enerji teşvikleri diye. Bu raporları hani bulup internetten okuyabilirsiniz. Türkiye'de kömüre ne kadar destek veriliyor? Bunlar bizim ölçebildiğimiz teşvikler. Oldukça muhafazakar. Bunun 10 katı, 20 katı teşvikten bahsedebiliriz. Sadece şey olarak, açık teşvik olarak. Ama bir de örtük teşvikler var ki onları pek tartışmıyoruz. Nasıl örtük teşvikler? İşte imzalanmayan anlaşmalar, uygulanmayan iş güvenliği yönetmelikleri, kabul edilmeyen uluslararası sözleşmeler falan filan. İşte bu Soma Holding'in sahibi Vahap Munyer'la yaptığı 2 yıl önce, 3 yıl önce yaptığı bir söyleşi de mucize olarak adlandırıyordu bunu. Türkiye taş kömürü işletmelerinin 140 dolara mal ettiği kömürü biz 23.8 dolara falan düşürdük diye falan. Yani bu mucizeyi nasıl yaptınız falan deyince de o özel sektörün şeyi demişti. Bunların arkasında bunlar var. Dolayısıyla şimdi düzenlemelerden bahsediyoruz. Hani bu
Türkiye'de geliştikçe, zenginleştikçe aslında tüm dünyada bu düzenlemelerin, çevresel düzenlemelerin, iş güvenliği düzenlemelerin daha yükseleceğini görüyoruz biz. Normal dünyada bu böyle ama Türkiye'de tam tersi. Dünya Ekonomik Forumu'ndan aldığım bir takım rakamlar var. Burada çevresel düzenlemeler Türkiye'de ne kadar sıkı, bir de var olan bu düzenlemeler ne ciddiyetle enforce ediliyor, yaptırımı ne falan diye. Türkiye'nin hali ortada. Bu da bizim şeyimiz. Bunun neticesinde nereye gidiyoruz? Soma kazasına gidiyoruz. Soma kazası benim açımdan bu sürdürülemez ekonomi politikalarının, enerji politikalarının gelip kendini en güzel gösterdiği bir olay. Bu vizyon 2023 hedeflerinde bu kadar ısrarcı olursanız sonunda dıngıldayan arabanın bir yerde patlaması gibi bir şey bu. Bu arabaya bu kadar yüklemişseniz olacağı o. Artan işçi ölümlerinden, bunlardan hepiniz biliyorsunuz. 2012'ye kadar rakamlar var elimde. 2013 ve 2014 rakamlarına daha önce ulaşabiliyordum ama bir ay önce başka bir araştırmam için tekrar SGK'ya girdim. Çalışma Bakanlığı sitesine girdim. Artık çıkarılan bir torba kanunla 2013 ve 2014 verilerine erişim yasaklanmıştır diye bir ibare var. Hani belki bu tür verileri şey yaparsak sorunu çözeriz falan diye düşünüyorlar galiba. Sendika.org'dan aldığımız verilere göre 2014 yılında SALT 1886 tane işçi hayatını kaybetmiş. Ekonomik, bu 2012'deki düşüşte ekonomik büyüme rakamlarındaki düşüşle alakalı olan bir şey tabii ki. Ama işte bu yükselen sektörler ve o yükselen sektörlerde yaşanan ürünlerin ne kadar arttığını göre. İnşaata dayalı bir büyüme inadı. İki tane sektör, demir, çelik, çimento, ürettiğiniz elektriğin çoğunu buraya harcıyorsunuz. Katma değeri oldukça düşük. Özgür'ün de demin söylediği gibi. Ürettiğiniz enerjiyle çip de üretebilirsiniz, demir çelik de üretebilirsiniz ama çip üretirseniz kilosunu 1500 dolara satarsınız, demir çelik üretirseniz kilosunu 8 sente satarsınız. Bu katma değer olayı önemlidir. Ne kadar elektrik üretebildiğiniz, nükleer santral kurabilip kuramamanız falan filan bunlar önemli değil. Ürettiğiniz elektrikle ne kadar ne ürettiğiniz önemli. Esas önemli olan şey yok. Yani şu soruyu sormamız gerekiyor bence. Böylesi bir büyüme patikası için mi? Hani bu kadar sorunlara yol açan, doğayı yok eden, emeği, haklarını yok sayan bir büyüme patikası için mi? Bir de eninde sonunda mutlu etmeyen bir büyüme patikası için mi bizim bu kadar termik santrale ihtiyacımız var? Toparlayabilir miyiz? Evet. Peki. Şimdi ne kadar gerçekçi vizyon 2023? Bugün artık bakanlar bile inanmıyor. Ama biz hala bunların şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. 2023 hedeflerine ulaşabileceğine dair en ufak bir ümit yok. Bu sektörler ilgili zaten ulaşamazsınız. Burada Türkiye'nin rekabetçiliğin yapısı gösteriliyor. İtalya'da krizdeki bir ekonomi yaratıcılığını arttırmış. Çin gibi bize benzeyen, gelişmekte olan bir ekonomi dünya krizinde bile daha ne diyelim benzersiz ürünlerle katma değeri yüksek ürünlerle dünyada dünya piyasalarında rekabet ederken Türkiye baş aşağı giden bir şey var. Şimdi alternatif kalkınma mümkün mü? Başka bir ekonomik büyüme patikası mümkün mü? Son zamanlarda bu tür çalışmalar çoğalmaya başladı. Erinç Yeldan ve arkadaşlarının yaptığı 2012 şeyi bir oldukça teknik modeller kullanarak yaptıkları çalışma sonucunda şuna geliyorlar. 2030'da daha müreffeh bir Türkiye, daha dirliği, düzeni artmış bir Türkiye mümkün olduğunu gösteriyor. Şu pembeyle görünen şey AKP'nin mevcut politikaları sonucunda ulaşılabilecek bir yer. Yeşille gösterilen şey ise oldukça küçük dokunuşlar yaparak, yani o da nedir? Karbon vergisi koyarak. Koyun karbon vergisini,
bu karbon vergisinden sağlayacağınız geliri yeşil işler yaratmak için kullanın. Bu sayede hem daha fazla istihdam sağlıyorsunuz, hem daha fazla gayri safi milli hasıla ve onun neticesinde çok daha az kirlilik. Dediğim gibi çok küçük bir dokunuşla olabilecek şeyler bunlar. 2023 vizyonu falan filan bence bizim bunu toptan reddedip kendi versiyonumuzu, ikinci versiyonumuzu yaratmamız gerekiyor. Bu planları 2023 hedeflerine bağlı olarak yapılmış olan bütün bu planları revize etmemiz gerekiyor. Şimdi ne kadar bunu hani mutlaka biliyorsunuzdur, 30 Eylül'de Türkiye COP'a Birleşmiş Milletler'e niyet belgesi sundu. Tamamen yanlış senaryolar üzerinden, tamamen gerçekçi olmayan senaryolar üzerinden yapılmış bir şey. Ne demişler orada? Şimdi rakamlar tam olarak önümde, aklımda değil. 2030'a kadar mevcut büyüme patikası üstünden sera gaz emisyonlarını %21 azaltmayı taahhüt etti Türkiye. Bugün de işte bugünlerde onun müzakereleri yapılıyor şeylerde. Bu ne demek? Biz bu şekilde gidersek diyoruz ki Birleşmiş Milletler'e 1.2 milyar ton eşdeğer karbon salacaktık atmosfere ama hadi bir anlaşma yapıyoruz. Bunu %21 azaltmayı taahhüt ediyoruz 2030'da. Ne kadar yapacakmışız? 1.2 milyar ton yerine 929 milyon ton karbondioksit salacağız diyoruz. Şimdi bu %5 devamlı büyüyeceğiz projeksiyonuyla yapılmış olan bir şey. Bunu biz analiz ettik. Daha doğrusu Erinç Yelden ve Ebru Voygo'da ODTÜ'den bir rapor yazdılar. Bu rapor da geçenlerde yayınlandı. %5 büyüme altında bu yapılmış. Oysa OECD'nin, IMF'nin, Dünya Bankası'nın öngörülerine falan filan baktığınızda Türkiye'nin ortalama büyüme hızı %3.5 olarak ancak şey yapılıyor. %3.5 büyüme oranı altında aslında ne olacaktı? Hiçbir şey yapmamış olsaydık bile 787 milyon ton olacaktı. Yani Türkiye'nin azaltacağım dediği hedefin bile altında gerçekçi bir büyüme patikasında çok daha az karbondioksit salmamız mümkün. Ve bir takım önlemler de işte o önlemlerden bir tanesi de karbon vergisi koysaydı falan filan. Çalışma neyi gösteriyor? Büyümeden çok az feragat ederek bu 500 milyon tona kadar da çekilebilir diyor. Şimdi bizim aslında biraz bunlardan konuşmamız gerekiyor. Enerji politikaları belki iklim politikalarına bağlamamız gerekiyor. Ekonomi politikalarına bağlamamız gerekiyor. Yoksa iş gelip şeye dayanıyor. Bu enerji talebini biz veri olarak kabul ediyoruz. Bunu nasıl üreteceğiz, nasıl yapacağız falan filan. Bu bana kalırsa eksik. Yani burada yerel şey çok önemli. Arkadaşlar da bahsettiler. Konuşmada işte İzmir'den gelen arkadaş bahsetti. Karaburun'daki HES'lerden bahsetti falan filan. Ben daha kötüsünü söyleyeyim size. Silopi'de bir arkadaşla konuşurken o bahsetti. Silopi'de biliyorsunuz asfalt yakan bir tane termosantral var. Ve korkunç filtre falan filan hak getire insanlar nefes alamıyorlar. Yazın 50 derece sıcakta. Sokakta nefes alamıyorlar. Evlerine kapanıyorlar. Klimayı açıyorlar. Elektrik yok. Haftanın 3-4 günü elektrik kesilmiş. Şimdi bir tarafta hani elektrik üretiliyor haldır haldır. Bu sizin bir tarafta sağlığınızı etkiliyor. Nefes alamıyorsunuz. Ama gelip bunun nimetini bile göremiyorsunuz. Yahut da Bodrum, işte Karaburun'daki HES'ler, rüzgar santralleri. Elektriği bu kadar çarçur edecekseniz bu insanların suçu ne? Toparlayabilir miyim? Evet, benim dediğim bu. Yani kimseyi etmeyen bu ekonomik yapıdan küçük şeylerle, dokunuşlarla orta vadede kurtulmamız mümkün. Yatırım iklimini buna uygun olarak dönüştürebiliriz. Elimizde para da var. Bu dönüşümü sağlayacak. Yeter ki istek olsun. Bunu da biz ne diyelim bir muhalefetle bu
şeyi sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi sorular varsa salondan soruları alalım. Onlara bir 15 dakika kadar da yanıtlara zaman ayırıp kapatalım. Şöyle bakıyorum. Bir sorum var hocam. Şeyimiz nerede mikrofonumuz arkadaşlar? Oradan başlayalım. Peki. Soru soracaklar. Katkılar çok az olsun lütfen. Soru soracaklar, bir de isimlerine, çünkü kayda alınmıyor. İsim ve soyadları, ad ve soyadları belirtirlerse. Oğuz Türk Yılmaz, makine mühendisliği. Soruyu kısa bir katkı. Ahmet Anadolu Aşıcı Bey, bize bir pas attı. Yanlış bir algı olmasın. Yani biz böyle büyüme fetişizmi falan içinde değiliz. 2023 rakamları, biz öyle değil falan dedi. Bakanlığın hasbelkader telaffuz ettiği rakamlar hiçbir şey anlamaya falan dayanmıyor. Vizyon 2023 zaten göçmüş vaziyette. Son hükümet programı da atıfta bile bulunulmuyor. Değişik, yeni bir alternatif, nasıl bugün şeyi konuştuysak, alternatif enerji politikası, başka enerji politikasına, önümüzdeki hafta Cuma Cumartesi Ankara'da TEMO ve Sanayi Kongresi'nde nasıl bir sanayileşme, başka bir sanayileşme mümkün konuşacağız. Elin çocuğuyla aynı panelde ben konuşacağım. Sizin dediğiniz şeylerin alternatif sanayi dalları, katma değeri yüksek sanayi dalları, bilgisayar, elektronik, aviyonik, genetik gibi moleküler biyoloji, bunlar bizim de programımızda var. Onları paylaşacağız. Sadece belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Gençleri memnun etmek zordur. Oğuz Hocam baksana, koskoca Cumhurbaşkanı bile artıştan azalış yapacağız, onu bile beğenmiyorlar. Şimdi kimde başka Oğuz'dan? Evet. Evet, değerli konuşmacılar, hepinizi tebrik ediyorum. Zevkle dinledim. Yalnız burada netice itibariyle tüketimde bir planlamadan bahsettiniz. Genel manada aklımda kaldığı kadarıyla. Vergi koydunuz. Daha fazla yeşilci ve çevrecisiniz. Yalnız bence burada ufuk açıcı, Ar-Ge ve inovasyonu ön plana getirmediniz. Benim bakış açıma göre veya sizlerden bu kadar güzide bir topluluğun değerlendirmelerin neticesinde bu ülkenin Ar-Ge ve inovasyona sadece enerjide üretimde değil, biraz önce makine mühendisleri adına konuşan arkadaşın da şu katma değerleri yaratan ürünlere ağırlık vermemiz gerekir diye öngörüsüne katılıyorum. Onun için neticede baktığımda yine Ar-Ge ve inovasyona takılıyoruz ve bu ülkede maalesef bu ülkenin bu konuda öngörüsü ve hedefleri yok. Yani bu ülkede derken 2023 hedefleri diye ismi konulan şey, bir zamanlar Allah rahmet eylesin Demirel'in atın üstünde 40 yıl nasıl dururum programı vardı. Şimdi de 2023 denen olay 2023'e kadar nasıl iktidarda dururum programı. Ama şu da gerçeği de ülkemiz olarak veya tüm İslam alemi olarak veya üçüncü dünya ülkeleri olarak şu gerçeği de görmemiz gerekiyor. Maalesef başkalarını, yani emperyalistlerin bizim üzerine 10 yıllık, 100 yıllık, 250 yıllık planları varken biz mazlum milletlerin kendi kendimize 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık, 250 yıllık planları yok. Onun olmamasındaki en büyük sebep hem toplumsal hem de akil, yani Sayın Erdoğan'ın akilleri değil. Gerçekten eğitimli, akil insanların da bu konuda eksiği var. Bu planlamaya da ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsim ve soyadı söylerseniz, biz sizleri tanıyınız ama ses faktörü söyleyecek arkadaş sırkını çekebilir. Hayati Tekin, Samsun Milletvekili. Evet, arkaya doğru uzatabilirsiniz. Mustafa Çınar'dır, elektrik mühendisi. Ben Özgür Bey'e soru için teşekkür ederim. Oradan başlayacağım ama bu soruya diğer katılımcılar da yani bu konudaki görüşlerini paylaşırlarsa. Özgür Bey, sunumunuzda yeşil bir enerji politikasından bahsettiniz ama yeşil enerji politikasıyla ilgili olarak bugün ülkemizde cari olan lisanssız elektrik üretimi söz konusu. 1 megawatta kadar yapabiliyorsunuz. Bakanlar Kurulu kararıyla bu 5 megawatta çıkartılabiliyor. Bu süreçler lisanstan farklı olarak denetimi azalttığımız süreçler özünde.
ve bu kooperatiflerle ilgili olarak diğer konuşmacılarla arz ederler, seyahatler edebilirler ama bu lisanslı elektrik üretimi seviyesinin düşünülmesiyle ilgili sunumda paylaşmadınız ama eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet. Ben eklemek istediğim bir şey varsa. Ben bir söz alabilir miyim? Soru. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler sunumlarınız için. Ben söze şöyle başlamak istiyorum. Enerjinin akademik olarak da kökenim itibariyle hiçbir türüne karşı değilim. Gerçek bilimsel ve teknik altyapılara dayandığı sürece. Fakat her işte olduğu gibi bu işte de biraz niyet önemli diye düşünüyorum. Yani memleketin bilmem ne bilmem nesini yapacağız diyen adamların nükleer santral yapması 3 gün sonra patlayacağını benim için ifade ediyor. Bir de bu yenilenebilir ve temiz enerji lafı da duyunca artık Ahmet Atlı hocamın dediği gibi beni de afakanlar basıyor. Çünkü biz bu temiz enerjinin de kirletildiğini gördük bugün, kesin olarak biliyoruz. Şimdi şöyle bir nicel örnek vermek istiyorum her ne kadar mühendis olmasam da. World Energy'nin raporunda okumuştum. Der ki, rüzgar enerjisi dünyadaki uygun her yer düşünüldüğünde toplumsal ve ulaşım nedenleriyle %4'ü kullanılabilir durumda. Dolayısıyla çok ciddi rakamlara ulaşmadığını görüyoruz. Mesela Çeşme Yarımadası'nda yarın anlatacağım ama Yarımada'nın tamamında şimdi ilk 6 türbinle başladık, 16 megawatt enerjiden bahsediyoruz. Bütün Çeşme Yarımadası'nı rüzgar türbincilere verdiler. ÇED kapsam dışı belgesi altında kalsın diye de 20 megawatt sınırında tuttular. 5-6 proje 76 megawatt. Bütün Yarımada'yı bitirdi. Bize bile yer yok. Bir de kapasite arttırımı yaptıklarını düşünürsek 76 da benden olsun 150-160 megawatt. Şimdi gerçekçi mi diye konuşuyoruz, yenilenebilir enerji %100 olur mu falan diye konuşuyoruz. Benim vatandaş, sade vatandaş olarak gördüğüm affedersiniz tabiri caizse kafamızın üstüne kurdular ama gerçek tabiriyle kafamızın üstüne bir fotovoltaik panel ya da türbin koysak bile bu 3300 megawattlara 23000 megawattlara ulaşabileceğimizi zannetmiyorum. Bütün Ege kıyılarını kaplasa bile ki öyle görünüyor. Mesela TÜREB'in kongresine katılmıştım. Orada gösteriyor 76 megawatt Çeşme. Yarımada görünmüyor. Yani eğer öyleyse Çeşme rüzgar enerji santral bölgesi ilan edilecekse devlet politikaları uyarınca bize söylemeliler ve biz de ya gidecek bir yer bulmalıyız ya da biz de oraya bir türbin koymalıyız diye düşünüyorum. Kooperatifçilik konusunda yani bu %100 yenilenebilir enerjiden enerji elde edebileceğimiz fikrini gerçekçi buluyor musunuz gerçekten mi bunu sormak istiyorum. Kime soruyorsunuz? Hepinize. Hepinize soruyorum. Bir diğeri de kooperatifçilik konusunda çok enteresan bir şeyle karşılaştık bu süreçte. Şirketler hakikaten devletin ve politikaların işlememezliği sebebiyle kooperatif olmuşlar aslında. Nasıl olmuşlar? Mesela devlet bu iletim hatlarının yatırımını yapacak gücü kendinde görmediği için yatırımcılara diyor ki siz yapın bu 100-200 metre altyapıyı. Sonra ona devrediyor, bir şeyler dönüyor ortalıkta. Ya da mesela buna hepsini taahhüt etmişler. Yani 7 şirketin birden imzası var altında. Bir de MIT rapor vermemiş güvenlik sebebinden dolayı. Yavaş yavaş soruya gelmenizi rica ederim. Yok kooperatifçiliğe geldim, başlamışlar bizden önce diye. MIT uygunluk vermemiş güvenlik sebepleriyle. Biliyorsunuz Çeşme o bölgede radarlar bir şeyler güvenlikte barış zamanında lazım aslında. Şirketlerin hepsi bir kooperatif edasıyla raporun altına imza atmışlar. Demişler ki savaş halinde biz bunları söker gideriz. Bunu sormak istiyorum. Papatya mı bunları savaş anında hemen sökük gidecekler? Teşekkür ederim. Evet. Başka? Soru sanırım yok. Evet. Buradan yine şurada bu en sağlıklı yanıtlara. Teşekkürler sorduğunuz için. Öncelikle Arge'den başlayayım Hayati Bey'in sorduğu soruyla. Ya tabii 20 dakikalık bir sunumda çok detaya inme şansınız yok ama şunu görmeniz lazım. Eğer neden istihdamdan da yenilenebilir enerjinin burada üretilmesinden bahsediyoruz? Çünkü eğer onlar burada üretilirse onunla beraber Ar-Ge ve inovasyon dediğimiz bütün faktörler de buraya gelir. Bunun birkaç tane örneği var dünyada. Mesela İspanya örneği var rüzgar enerjisinde. Çin pazara girene kadar en büyük 10 rüzgar türbini üreticisi arasında 2 tane İspanyol firması vardı. Ama İspanya tabii rüzgarlı kendine bir hedef belirledi. Şu anda
30'lara yakın rüzgar enerjisine elektrik üretiyorlar. Bunu belirledikleri için yani binlerce megawatt rüzgar türbini kuruldu ve rüzgar şirketleri de çıktı kendinden. Bunları geliştirdiler. Aynısını şimdi Çin'de görüyorsunuz. Şimdi İspanya'nın bütün o kapattığı yerleri Çin almaya başladı. İlk başta dışarıdan panel alan Çin, sonra üretime geçti. Şimdi Çin panellerimiz Türkiye'de satın alıyorsunuz. Yani Ar-Ge ve inovasyon aslında koyduğunuz hedefle beraber geliyor birlikte. Ama Türkiye'de ne yapılıyor? Mesela termik santral örneği bence çok iyi bir örnek. Veya nükleer de buna verebilirsiniz. Termik santral yıllardır kullanıyoruz biz. Ama bu konuda hiçbir şekilde termik santral üretimi yapamıyoruz. Bütün parçalarını, yani Oğuz Bey benden daha iyi bilir bu konuları, bütün parçalarını dışarıdan alıyorsunuz. Yenilenebilir enerjide bir avantajınız var. Diğerlerine göre mesela nükleerde bunu zaten yapmanız neredeyse hayal gibi bir şey. Çünkü teknolojik olarak nükleer teknolojiyi öğrenip satabilir duruma getirmeniz, sadece üretmeniz yetmiyor çoğu zaman. Siz 30-40 milyar dolar nükleerde belki Ar-Ge'ye harcayacaksınız. Bunu satamıyorsanız hiçbir anlamı yok. Ve satma şansınız da yok, onu söyleyeyim. Çünkü Çinler girdi pazara, Ruslar ucuza nükleer santral satıyor. Mesela nükleer en şansınızın az olduğu yer bu konuda. Ama yenilenebilir enerji şansınız var. Çünkü bir, yani iktisadın değişmez kuralı, Türkiye'de pazarınız var. Yani güneşte Türkiye çok şanslı bir ülke. Avrupa'nın birinci ülkesi. Rüzgarda yine İngiltere ile beraber Avrupa'nın birinci ülkesi. Jeotermalde dünya yedincisi. Biyokütle de ciddi potansiyeli var. Türkiye bu anlamda eğer burada hedef belirler, kendisine hedef koyarsa yenilenebilir enerji kaynaklarında çok emin olabilirsiniz ki Ar-Ge'de, üretimde, inovasyonda onunla birlikte gelir. Ama şimdi sizin sorunuza bağlayacağım buradan. Yani Türkiye'de mesela lisanssız üretimle ilgili inanılmaz bir komedi dönüyor. 1 megawatt akıllı altında lisans üretim verildi. Çatınıza güneş paneli koymak istiyorsunuz diyelim. Çok basit bir örnek. Sizden statik rapor istiyorlar. Güneş paneli yani fotovoltaik panel koyacaksınız. Ama güneş, su mesela su ısıtmak için güneş toplacı dediğimiz panel koymaya kalkıp sizden statik rapor istemiyorlar. Yani su bidonlarıyla tonlarca su koyuyorsunuz çatınıza. Statik rapor istemiyorlar. Ama siz elektrik üretecek hem de yapışık panel, yani çatıya paralel güneş paneli koymak istediğinizde statik rapor istiyorlar. Hatta bunu da duydum. O güneş panelini bahçeye kursanız da istiyorlarmış statik rapor. Yani kaynağı da Ateş Uğur'e. Yani bu işin bilenlerinden bir tanesi. Yani gerçekten de inanılmaz bir zorluk çıkartılıyor. Yani çok netçünü biliyoruz. Yani Türkiye'de güneş enerjisi, özellikle güneş enerjisi de engelleniyor. Buradan şeye bağlayayım, hani bütün bu kooperatifleri niye savunuyoruz, niye yenilenebilir enerjiyi savunuyoruz? Ve tabii ki belli sınırlarımız var. Yani Ahmet'in dediği gibi, öncelikle gerçek talebi tüketim bulmamız lazım. Yoksa bunu yapmadığım zaman o da bir ticari meta haline gelebilir, satılabilir. Ama gerçek talebi biz nereden karşılayacağız? Elbet insanlarla hep konuşma şunu, yani herkes elektrik kullanmak istiyor. Yani burada ben, asıl sorunum bu. Bana mesela birisi gelse, hiçbir şey üretmek istemiyor, yenilenebilir enerji üretmese ben onu desteklerim. Ve hazırım da buna. Yani elektriksiz, enerjisiz yaşamaya da hazırım ama ne yazık ki benim gördüğüm kadarıyla çevre hareketinde olan insanlar da herkes de bir şekilde bizi bu sistem, belki yani sistemin suçu, kendimize suçlamayalım, elektrik tüketmeye zorluyor. Hatta tasarruf bile yapmıyoruz çoğumuz. Ya ben hep kendimden örnekler vermek istiyorum çünkü kimseye de hani şey yapmıyorum, evde elektrik faturam 40 lira. Yıllardır böyle. 40 liralık 100 kilowatt saat elektrik tüketim. Ve çok basit şeyler yaptım. Ampulleri değiştirdim, doğru aletler seçtim. İşte büyüklerimin sözlerini dinliyorum, elektrikleri kapatıyorum, kullanırken dikkatliyiz. Ya bunları yapabiliyorsunuz. Ama bir yere kadar sanayiyi nasıl değiştireceksiniz, demir çeliği nasıl değiştireceksiniz vesaire. Çok uzak bir korsan sunum gibi olacak. Ama yani şurada şöyle bir şey var. Neden bunları savunuyoruz? Çünkü bir, demin sizin dediğiniz gibi şirketler işte politik nedenlerle, o bağlarla, şunlarla, bunlarla kuralları, yasaları tanımıyorlar. İşte mahkemeye gidiyorsunuz, mahkemeyi kazanıyorsunuz HES'te, daha siz o çeliği iptal etmeden öbür çet çıkıyor karşınıza. İşte bu yüzden kooperatif diyoruz. Bu yüzden insanlar kendi kararını kendileri versinler. Kendi nerelerine HES mi kurmak isterler, kurmak istemezler. Ne kadar çalıştırmak isterler, ne kadar çalıştırmak isterler. Bunlar ellerinde olsun istiyoruz. Yani mülkiyeti değiştirelim, sistemi değiştirelim. Bir de yenilenebilir enerji tabii ki verdiği zararlar da az. Şeyle kıyasladığımızda, işte büyük santrallerle, büyük ölçekli santrallerle. Demokrasiyi bir anlamda enerjiyle sağlayabiliriz. Üçüncü şey de bence faydası, onu da görecek insanlar. Keşke herkesin çatısında fotovoltaik panel olsaydı, elektriği oradan üretseydi
ve bir sayacından görseydi ne kadar elektrik tükettiğini. Çoğumuz aslında ne kadar tükettiğimizi bilmediğimiz için çok tüketiyoruz. Kaçınız elektrik faturanıza bakıyor geldiğinde? İşte çok gelmiş diyor ama onu bir şekilde Allah'ın emri deyip kabul ediyoruz. Halbuki öyle değil. Bunu, ve peki son sözüm olsun. Bir de dışa bağımlılık meselesi. Ya bunda çok bence bu kavramları değiştirmemiz lazım artık. Biz dışa bağımlılığı bundan 60 sene önce şöyle tanımlıyorduk. Dışarıdan aldığımız elektrik, petrol, işte sonra doğalgaz girdi. Doğalgaz. Bunlar o zaman dışa bağımlıyız. Veya kömür. Bu böyle değil. Bakın bu E.ON örneğini hatırlayın. Büyük enerji şirketini. E.ON Almanya'da Almanya'nın kömürünü de yapıyor. Yerli kömür. Yani kimse ona dışa bağımlı denemez veya iterleyemez. Ama benim için dışa bağımlı. Neden? Çünkü o şirket beni tehdit edebiliyor. Yani sizi elektriksiz bırakmak da tehdit ediyor. Sizin çevrenizi kirletmek de tehdit ediyor. Demek ki bizim bağımsızlığımız şirketlerle olmayacak. Ne zaman ben çatıma güneş paneli koyar, ne zaman büyük akülerle, küçük akülerle bunlar da geliyor. 2 sene içinde büyük aküyle konumalar da gelecek. Elektrik... Aman abiciğim, daha tehlikeli işler onlar, aküler. Geliyorlar yani. Temiz değil yani. Bu da doğru, tabii ki. Çok akülü şeyler onlar. Evet ama yani işte insanlar, ya neyse bu soruyu, yani o zaman o soruyu soruyorum ben. Yani baştan söylüyorum, enerji tüketmemek, ben varım bu işe. Enerji seçmeye varım ama insanlar ikna edemiyoruz. Bu yüzden bunları anlatmak zorunda kalıyoruz. Yani yoksa bir şey değil. Çünkü ne zaman kendi çevre şeylerine örnek vereyimse, evinde 2 klimalı arkadaşlarım var. Yani gelin bunları konuşalım. Ama sadece şey, insanlar bir şeyleri değiştirmek istiyorlar ama ne kendinden ne sistemle ilgili bir şey görmüyor. Yani çok dışarıdaymışız gibi davranıyoruz. Sistemin içindeyiz aslında. Çok uzatmayayım. Bu çatıya işte paneli koyup, yani şebekeden de hatta kendime bağımsız kılmadıkça hala ben dışa bağımlıyım kabul ediyorum. Hayati Bey şeyden bahsettin, neden Ar-Ge inovasyondan bahsetmediniz falan filan. Umudum olmadığı için yani bahsetmedim. Çok önemli bir şey tabii yani özür de bahsetti. Bu iş teknoloji meselesi önemli, etkinliği arttırmak anlamında. Türkiye'de ben böyle bir ortamın olduğunu görmüyorum. Yani kurak bir tarlaya trin çekmek gibi, boş bir iş gibi. Çünkü karlı değil. Niye karlı değil onu da sunumda anlatmaya çalıştım zaten. Yani uygulanan bu mevcut politikalar neyin karlı olduğunu, neyin karsız olduğunu gösteriyor bize. Özel sektör Ar-Ge inovasyona yatırım yapmaz. Güvensak tanırsınız, onun verdiği bir örnek var. 2 tane Harvard MBA'den mezun 2 arkadaş var. Biri Türkiye'de, biri Amerikalı. Amerikalı olan bitirdikten sonra Silikon Vadisi'ne gidiyor, bir tane startup açıyor. Türk olan, Türkiye'li olan Türkiye'ye dönüyor, et restoranı açıyor. Şimdi bunların ikisi de iyi notlarla bitirmişler, ikisi de gayet zeki oldukları belli olan insanlar. Neyin karlıysa geliyor, o iş yapıyor. Buradan da şeye bağlıyım, yani teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, bunlardan belki beklediğimiz, bunu yapabileceğini beklediğimiz girişimcilerden bir tanesi belki de şeydi, Ahmet Nazif Zorlu. Vestel diye bir fabrikası var, Manisa. Manisa, tarımın bitirildiği yer, Soma, tütünün bitirildiği yer. Soma, Soma kazasının, Manisa Soma kazasının olduğu da değil. Şimdi, hani Ahmet Nazif Zorlu, hep Soma kazasından sonra hep şu soru aklıma geldi. Ya bu adam Vestel'den bayağı bir para kazandı. Fakat kazandığı parayı gidip Manisa'da fabrikasının 2 katına çıkartmak yerine araya 1000 tane politikacıyı araya koyuyoruz. Ona rüşvet verip, bunu rüşvet verip falan filan. Boğaz'ın tepesine geldi, imar hakkının 3 katı bina dikmeyi tercih etti. Haklı mıydı? Daha doğrusu rasyonel miydi? Gayet rasyonel. Çünkü elektronik üreterek sağlayacağı kâra baktı. Oraya rezidans dikerek sağlayacağı kâra baktı. Türkiye bu noktaya gelmiş. Şimdi düşünüyorum, acaba farklı bir politika uygulanmış olsaydı da inşaat değil de elektronikte üretim yapmak daha kârlı olmuş olsaydı, acaba o tarımdan kopup da tütün yasaklandığından dolayı madene inmek zorunda kalan adamların belki de bir haylisi gidip o 2 katına çıkarılan fabrikada iş sahibi olabilirdi. Biz bu acıları yaşamazdık, yaşamaz mıydık acaba diye düşünmekten kendimi alamıyorum.
Arkadaşlar, yani önemli bir noktayı söylemek zorundayım. Şimdi enerji kooperatiflerinde özellikle hükümetin hazırlanmış olduğu yasal düzenlemelerde niye bu yasal yapıyı yaptığı sorusunu soruyorum ve yanıtını ben şurada arıyorum. Biz enerji kooperatifleri normal koşullarda bir yasal düzenleme yapsaydık ne isteyecektik? İsteyeceğimiz 3 tane kavram vardı. 1. Eğer enerji kooperatifi bir yere başvurduysa öncelik isteyecektik. Şirketlerin önünde eğer orada 10 şirket var, bir tane kooperatif varsa o öncelik kooperatifin olmalıdır diyecektik. Bunu diyemiyoruz. 1. İkincisi, vergide muaf olmalıdır diyecektik. Daha bunları tartışamıyoruz. Daha yasal engelli var. Üçüncüsü de kamu desteği olmalıdır. Yani bu Batı ülkelerinde bu 3 kavram üzerinde kuruluyor. Şimdi yapılan ne? Diyor ki bir sokakta, bir apartmanda satsa, bir bağlantı noktasına sen kooperatif kurabilirsin ama karşıya sokağın karşısına geçip 2 blok ötedeki apartmanda ben de üye olacağım dersen kuramazsın diyor. Böyle bir kooperatif olmaz. Çünkü ikincisi gelelim, 1 megawattın altında üretim yapabilirsin diyor. Yani siz şimdi şöyle düşünebiliyor musunuz? Sen 30 bin kişinin, 50 bin kişinin üye olduğu bir kooperatif kuruyorsun, 1 megawatt öyle bir şey yapılamaz. Yani mantık çerçevesi dışında. Yani bizim neyle tartıştıklarını görmeniz için önce bir yasa mevzuatın böyle bir yasa mevzuatı olamayacağına, gülüş bir şey olduğunu anlatabilmemiz gerekiyor. Burada ne yapacağız? Adım adım basını anlatacağız, Enerji Bakanlığı'nı anlatacağız. Bu en büyük anlatma pozisyonunda yerel yönetimlerin yapabileceğini düşünüyorum. Şu var, hiç mi AKP'li bir belediye çıkıp da bu kooperatifi yapıp da çevresinde 50-100 kişilik bir kooperatif oluşturmayacak mı? Onu da bekleyip göreceğiz. Teşekkürler. Evet, ben süre hali uzadı biliyorum. Sadrınıza da sığınarak. Son söz belki benim söyleyeceğim şu olabilir. TÜBİTAK kongrelerinin bir seyrini takip eden arkadaşlar içerisinde için şöyle bir izlenimim var. Benim kişisel, diğer arkadaşlarımın da böyle. TÜBİTAK halktan yana bir örgüt olduğu için Türkiye'de enerji alanındaki yapılan yanlış yatırımlarda her zaman halkın direnişini, halkın bu anlamdaki kendi yöresindeki sorunlarına sahip çıkışını sahiplenmiştir. Her yerde işte Amasra'ya gitmiştir, rapor hazırlamıştır, Gerze'ye gitmiştir vesaire. Bir de hepinizin, bilmiyorum takip ediyor musunuz, Türkiye'de bir çevre direnişi atlası oluşturuldu. Yani o Türkiye haritasının üzerine baktığınız zaman böyle kızamık açmış gibi. Türkiye'nin her tarafı aslında ayakta. Bu meseleye dair bizim TÜBİTAK örgütselliği içerisinde üretimci bir bakış açımız, sadece kalkınmacı bir bakış açımız olmadığını, insan odaklı bir bakış açımız olduğunun da altını çizilmesi lazım. Bugün eğer kongrelerimizde, kürsülerimize bütün çevre direniş mücadelesini yürüten kesimleri, grupları, platformları bu sürecin içerisine katıyorsak, onların afişleri, bildirileri ve taleplerini buralarda ifade etmelerini sağlıyorsak aslında TÜMOB'un bizim bu örgütsellik içerisinde çubuğu nereye doğru evrildiğimizi de gösteriyor bu durum. Yani biz meseleyi bir sadece üretim araçlarının el değiştirmesinden sonraki halledilebilecek bir sosyalizm sonrası mesele gibi tarifleyen anlayışların yerine bugünden Türkiye'nin, dünyanın gelişimine, enerji alanıyla ilgili olan tartışmalarla sahiç çözümler üreten kesimlerin sözlerini de buralarda ifade edilmesini sağlıklı buluyoruz. Yani kalkınma, enerji ve gelecek açısından enerji demokrasi söz edilen ikileminin çok doğru bir nokta olduğunu, demokrasi meselesinin bu alanda bir birincilik önceliğini taşıdığını düşünüyorum. Yani Bergama'sından tutun da Munzur Vadisi'ne, Gerze'sinden Mersin Akkuyusu'na, yaşamın bütün alanlarındaki bütün toplumsal direnişlerin haklı taleplerinin sahiplenilmesi aslında bilime bakış açımız açısından da, mühendisliğe bakış açımız açısından da TÜMOB örgütselliğinin onurlu bir çizgisidir herhalde diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi kapatmadan önce Samsun Şube'deki arkadaşlar Efa Taban'a yaymanın çözümünü bulmuşlar. Gemicik tatiline. Bir gemicik tatil tarihimiz de var. Ondan sonra kapayalım. Teşekkür ederim. Hakikaten. Bu arabada bir tane